Herkese merhaba. Hoş geldiniz ha. arkadaşlar. Can'la beraber bir GG'de birlikteyiz. Geçtiğimiz haftayı pas geçtik. Yoğundu ikimiz için de. Can hastaydı zaten. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz kendisine. Sen de aslanlar gibi incelemeler yaptın Mesut geçen hafta bildiğim kadarıyla. Ya o kadar yorgunum ki yani şu an bile yatsam uyurum. Öyle söyleyeyim sana. Ve kaç, hala kaç, da kart, bitmiyorum. kaç işlem işle, inceledin o arada? Neler yaptın? Abi ekran kartlarını test ettik. Zaten 4090 Gerçekten de çok farklı güzel bir ekran kartıydı ve testleri uzun sürdü ister istemez. Ee, Intel'in 13. nesil işlemcileri geldi 13900K şu anda satın alınabilecek yeni işlemcilerden bir tanesi ama tabii tartışmalar var ısınıyor mu ısınıyor diyenler var onları da konuşmak lazım. İşlemci testleri ekran kart testleri derken dağıldım bir de tabii diğer işler de devam ediyor. Ee, bir ailem var. Çocuk Tabii. var ona da bakıyorsun arada. <laughs> ya bizim tarafta da abi inanılmaz oyun yağdı bu aralar yani. rahmetli Silent Hill mezarından dirildi geri, geri geliyor. Ötekinin remake'i çıkıyor. Berikinin DLC'si çıkıyor. Yok Gotham Knights nice çıktı falan. Hakikaten sektör hareketlendi bu aralar. Çok ilginç ilginç olaylar var. Konuşulacak çok şey var bugün. Nereden başlayalım ilk? Yani abi bize ilk biraz 4090'ı övmek ister misin abi öyle söyleyeyim dur, sana. Dur dur. İlk olarak ha. sponsor mesajıyla başlayalım. Öveceksek Bitronit'le başlayalım. Bitronit bildiğiniz gibi çok uzun bir zamandır bizim sponsorumuz ve sunduğu sunar olarak yer alıyor arkadaşlar. Bitronit bir kripto varlık borsası ve çok yenilikçi teknolojiler kullanıyor ekip. Ekip aynı zamanda bankalar ve benzeri birçok kurumsal marka içinde uygulama geliştirmiş. Türkiye'deki ilk mobil uygulamaları yazmış bir ekip. Oldukça sağlam bir ekip var arkasında. En azından Bitronit'e açıklamalar ve ilk yorumda sabitlenmiş linkten ulaşarak bir kayıt olun. Teknolojilerini deneyimleyin derim. Özellikle şifresiz giriş ve benzeri teknolojileriyle şu anda diğer varlık borsalarında fark yaratıyor. Bitronit'te bir özellik var abi. Hani şu şey vardı ya kenara al altın gibi azar azar at. Mesela 20 Aha. liralık sürekli bit, bitcoin al ne bileyim ethereum Hı -hı. al kenarda dursun ileride işine yarar filan tarzında. Bitronit'te. Emir veriyorsun bankadan düzenli havale yapıyorsun sen hesabını o da senin için otomatik alıyor. Sen gidip de borsaya girip şeyle uğraşmıyorsun mesela. Ya ben bir havale yaptım bir de gireyim borsadan şu kadarlık bilmem ne alayım falan demiyorsun. Diyorsun ki bana hep 20 liralık bitcoin al. Bitcoin senin için bunu yapabiliyor. Bu tip böyle servisler geliştirmiş durumdalar kumbara gibi hizmetler. Ben denemenizi öneriyorum. Ve ilk olarak YouTube uzanmıyla başlayalım abi. 4090 hmm. överken insanlar bizi şey yapabilirler biraz üzebilirler fiyatından Aha. dolayı. Ama YouTube fiyatları da neredeyse %100 zam yedi. Yani 17 liradan 29'a hatta 30 lira diyeyim. 17 liradan 30 liraya çıktı fiyatı YouTube Premium'un. Ne düşünüyorsun bu konuda? Yani Netflix en son 99 TL mi olmuştu? Ne olmuştu? Netflix'te öyle bir şey oldu herhalde. Ben ödemediğim için onu. Kardeşimin hesap vardı. Onu da artık kullanmıyoruz. Ha. Yani ben şöyle oldum. İyi dedim. Ya bilmiyorum YouTube Premium ben o kadar uzun zaman önce aldım. Bir de ben geçen seneye kadar YouTube Premium'u Pound'la almışım. Herhalde yurt dışındayken mi aldım Oo. ya da şey mi yaptım? Ya yani şöyle bir hata bir hatam olmuş benim. YouTube Premium galiba daha Türkiye'ye gelmemişti. Ben reklam görmekten o kadar sıkıldım ki global açınca gittim VPN'le aldım tamam mı? Dedim ki reklam reklam görmeyeyim. Çünkü bu Trivago falan bok bok reklamlar evet, çıkıp çıkıp evet. duruyordu ya. imanım gevremişti. Gittim aldım. Abi tabii hani o zaman pound 3 TL ise ilerleyen 3-4 sene içerisinde pound olmuş 20 TL. Geçen sene böyle canlı yayında konuşuyorum milletle. Ya diyorum arkadaşlar işte YouTube Premium alsanız zaman yak siz? Abi çok pahalı alamıyoruz falan. Kaç lira lan dedim. 12 TL mi dendi? Bir şey dendi o ara. Şimdi hatırlamıyorum. Fiyatta bir oynama olmuş olabilir. Şu an 17 lira. Ha. Dedim ne 12 TL'si lan ben 3 pound veriyorum ona. Aman abi dediler sen ne ettin ne eledin bilmem ne. Geriye dönük bir baktım. Bir de aile sürümü almışım ben 5 pound yapıştırıyormuşum. Oh yere. temiz. <laughs> Şimdi ben bu noktadan geldiğim için diyeceğim ki kardeşim YouTube premiumlarınızı alın ya saçma saçma. YouTube'daki reklamlar bayağı tırt arkadaşlar izlemeyin ya. Aylık Allah. aile planı da 26 liradan 60 liraya yükselmiş. Ama aile planı çok esnek biliyorsun bunu. O benim ailede bu benim ailede diyorsun abi. Aha. Tamam abi deyip geçebiliyor. E tabii yani bir beş arkadaşınızla girin aile planına işte bir şey yapın. Yani bir de anladığım kadarıyla hala özellik sürüyor mu bilmiyorum ama e, ekranı küçülttüğünde de çalmaya devam etmesini sağlayan özelliği de premiumla veriyorlardı. Evet arka planda çalma, download etme gibi özellikler var. Ya Allah yani, var şu an Netflix mi, Disney Plus mu YouTube mu desen abi YouTube'suz yapamam. Diğerleri olmasa da oluyor da. Yok abi bir de içerik üreticisi olarak bizi de rahatlatıyor. Yani şöyle bir şey var hani biz normalde işte videoyu 10 dakikadan uzun tutacağız da araya millet reklamlara tıklayacak da bilmem ne olacak da oradan YouTube videosu para kazanacak. Premium seyirciden direkt kazanıyoruz mesela. Hani premium seyircinin videoya ilgi göstermesi direkt para kazandırıyor. Evet. Hani bilmiyorum premium bence her tarafa da rahatlık. ya yani YouTube'da cebine para koysun. Aslında keşke YouTube şey dese ya. Ben reklamları, reklamları komple kaldırıp komple premium'a geçiyorum dese. Ben onu bile desteklerim. Ama kazın ayağı öyle değil. Tam tersine biliyorsun işte Netflix bile premium başlamıştı. Şimdi Netflix bile reklam modeline dönüyor. Yani bu reklam işinden çıkamayacağız biz belli ki bu dijital camiada. Ee, çok sıkılıyorum ben reklam izlemekten. O yüzden premiumsuz bir hayat hayal edemedim kendi adıma söyleyeyim. Şimdi gençler tabii reklam engelleyici falan kullanarak bilgisayarlarında en azından ya da çeşitli Android cihazlarında bunu engellemeyi başarabiliyorlar belli bir oranda. Ama abi birçok cihaza geçiyorsun oradan oraya zıplıyorsan gün içinde... Premium'u satın aldıktan sonra gerçekten arkadaşlar faydası çok fazla. Ve dediğim gibi Disney Plus mı yoksa Netflix mi YouTube mu daha çok yarar sağlıyor derseniz ben bugün her şeyi YouTube'dan öğreniyorum abi. Netflix'te tabi belgesel izinde sana bir şey katıyor ama ya yani YouTube'da da birçok bilgi verici video var. Eğlenceli video var. Açık söylemek gerekirse üçünün arasında seçim yapacak olsam ben ilk YouTube'u seçerim. Fiyat tabii ki yani TL bazında dolar olarak düşün de çok ucuz. Fiyat bir şey değil ki abi. Yani onu ödersin normal bir Yok, Amerika'da çalışırsın. Mesela 30 TL bir şey değil gerçekten abi evet. yapma Soda olmuş 8-9 TL şimdi bunu konuşmayalım. Daha önemli konular konuşalım. <laughs> yani bize biraz 50 bin TL'lik ekran kartı övsene kardeşim bırak şimdi. <laughs> abi ben şimdi senin bir sorunu cevaplayacağım. Geçen yerli otomobili konuşurken sen şey demiştin ya. Ha. Bunun yüzde kaçı yerli olacak abi hani filan demiştin. Hmm, Atlı evet, yorumlar evet. vardı İşte yüzde 70'i şöyle olacak yüzde 60'ı böyle olacak diye. Abi... Tek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank demiş ki en az %51'i. Yani ben şeyi çok merak ediyorum. Yani sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank sorulduğu anda %70 diye çakamıyor mesela tamam mı? Ne diyor? Abi diyor bunun yerli olabilmesi için en az %51'i lazım. %51 olacak diyor. Hmm. Bu yorumlara gelip yazan arkadaşlar bu bilgiyi nereden alıyorlar onu çok merak ediyorum. Şak diye yapıştırıyor ya %70'i olacak falan böyle. Pili de geliyor, pil de yerli olacak falan diye. Abi bir dur sakinleş gelince konuşuruz zaten yani niye bu Celal? Valla ben o videoda bu arada ben otomobil sektöründen uzak bir insan olduğumu gel gelelim makine mühendisliği eğitimi dahilinde da, otomobiller yani motor tasarlamayı biliyorum ama otomobil sektöründen uzağım yani yapacak bir şey yok. O videoda da demiştim ki inşallah güzel olur. Yerli otomobilimizi kullanırız falan demişiz. Aşağıya Diriliş Ertuğrul tayfa gelmiş. Valla bu Diriliş Ertuğrul tayfa biz ne yapacağız bilmiyorum ya. Ama yani, sen vatan haini yapmışsın orada. Biraz eleştirel bir şeyler söylemişsin. Şüpheli olmuş. Daha olmuşsun. çıkmamış. Daha çıkmamış Malla ilgili aman dikkat edelim dedik diye millet aşağıda hülo diye bağırmış. Yani E abi o zaman ben şu anda şöyle gördüm. O videonun yorumlarını görünce şunu dedim. Acaba dedim yerli otomobil için bir pre-order sistemi açılsa mı? Çünkü ok, yani olmuş bu kitlandı değil mi? Böyle armut dalda sallanıp sallandıkça ballanır ya abi. Hani şu an yerli otomobil ön satış yapmayarak çok büyük hata ediyor. Çıkart ön satışı ya. Aç. 1 milyon koy. 500 bin koy. Fiyatı belirleyemiyorlar ki. Aletin çıkması lazım. Koy o abi zaman. 1 milyondan koy. Ne olacak? Bak millet hazır. Alay çekiyor millet yorumlarda. Vatan aynı yetmeyin filan diye bağırıyor. Hani biz diyoruz ki mal çıksın da bir görelim iyi mi kötü mü bakalım. Yani inşallah iyi olur da yer otomobil olur diyoruz. Millet... Abi ekip çok sağlam. Ben o ekipten kötü bir şey beklemiyorum Allah'a var. Ve şimdi ha. şöyle bir şey de var tabii. Beklenti gitgide yükseliyor. Yükseliyor bu şey gibi. Altılı masanın liderini açıklamaması gibi bir şey. Tamam mı Cumhurbaşkanı Beklendi evet. Beklenti gitgide yükseliyor. Hype yükseliyor tamam mı? Eğer otomobilin fiyatı aşağı yukarı dolar bazında en azından belli olsaydı Otomobillerin seçimleri mi bek seçimleri bekliyorlar Mesut? Daha re Ya ben seçimleri beklediklerini düşünmüyorum abi. Şöyle bir gerçek var. Ortada iyi bir ürün var tamam mı? Yani görüntüsü bile şey diyorsun abi ben bunu satın alırım diyorsun. Ama sadece benim oradaki endişem şu. Şimdi hype biliyorsun tehlikeli bir şeydir. Beklentiyi yükseltirsin, yükseltirsin, pompalarsın. Sürekli o bir şey söyler, o bir şey söyler, o dedikodu yapar, bu söyler. Ne diyor adam %70 yerli olacak. diyen adamlar türemeye başlamış tamam mı? Abi bu adamlar gitgide beklenti yükseltiyor. Öyle diyor, böyle diyor, dedikodu büyüyor. Bu sefer sen ortaya iyi bir ürün çıkartıyorsun ama o adamın beklentisi yine karşılanmıyor. Adam öyle bir beklenti içine girmiş ki Allah yani böyle kendi kendine gidecek bir alet bekliyor uzaya doğru. Sen bizim o adama, Oyun sektörünün, bizim oyun sektörünün özeti bu Mesut ya. Oyun ha, tarafına aynen. girdin mi? Sadece hype makinesidir bizde. Bas, hype, bas, kas, bas, ondan gazı, bas abi. şeyi. Ben yani abi, ortaya bir iyi bir şey çıkacağını düşünüyorum öyle da böyle. Yani haklı deneyim abi bu ülke kaç yıldır otomobil üretiyor. Elin otomobilini üretiyor. E bir şey öğrendik abi. Başındaki adamlar da büyük şirketlerde çalışmış mühendisler, yöneticiler. Elbet Hı -hı. ortaya iyi bir şey çıkartacaklar ama bu beklentinin çok iyi yönetilmesi lazım. Ve sanki birazcık millet böyle çok gaz gibi geliyor bana. Gaz milletle uğraşmak dünyanın en zor işidir abi. Mantıklı adam, senin gibi adam... İyi olmuş tebrikler der araba alacağı zaman belki içine koyar destek olsun diye de satın alabilir tamam mı? Hmm. Ama gaz tayfa abi seni böyle göğe çıkarttığı gibi yerin dibine sokar birdenbire. Şey yapamazsın onunla baş edemezsin yani. O videonun yorumlarındaki bu işte hülo diriliş Ertuğrul biz pirinç yiyerek Viyana'yı kuşattık tayfayı bir kenara bırakıyorum. Birkaç tane çok kıymetli yorum da vardı ben de okudum çünkü dediğim gibi e, otomobil sektöründen uzağım okuyup öğrenmeye çalışıyorum. Birkaç tane arkadaş geziye gitmiş mesela. Onu anlattılar. Biz işte şöyle şöyle fakültede okuyorduk. Gittik yerinde gezdik. Mühendislerle konuştuk. Hani biz de öğrenciyiz. Sorular sorduk. Çok akıllı cevaplar aldık. Ben de başta propaganda zannediyordum. Ondan sonra baktım düzgün iş yapılıyor. Gü güvenim arttı falan diyen çok güzel arkadaşlar da olmuş bu arada. Yani sağ olsunlar ben aynı yorumu tekrarlayacağım. Bir ülkenin kendi yerli otomobili olması kendi yerli otomobilinin yan sanayisi olması o ülkede otomobile binmeyen vatandaş için bile kıymetli bir şeydir. Yani sen iç kaynaklarını ne kadar tüketirsen, ne kadar iç kaynaklarında bir şey yaparsan, ürünün kendisini tüketmesen bile ekonomi güçlenir abi. En kötü dolara bağlılığın azalır. Bir şeydir yani iç ekonomik değerdir. Yani bizim ülkede dolar konusunda biz niye bu kadar savruluyoruz? E çünkü bir ayağımızı yere bastıracak bir frenimiz yok, bir gücümüz yok. 80'lerdeki evet. 80'lerde de ekonomik krizler yaşanıyordu. Böyle savrulmuyordu ekonomi. Biraz ayaklarımızın yere basması için burada yerli kaynaklara, yerli üretimlere, e, ne diyeyim, yerli mühendislerin, yerli projelerine ihtiyacımız var. Ama inşallah iş güzel olsun. Dünyada bizim için de ses getirecek bir şey olsun. Hani Türkler dünyayı salladı olmasın da adam desin ki ya hesaplı bir atıyorum Beko Meko falan mesela yurt dışında çok satışı olan bir markadır ya o konuda çok meşhurdur. Mesela bizim yerli araba da öyle olsa ne güzel olur. Adam sallıyorum şimdi aşırı büyük hedefle gitmiyorum ama Bulgaristan'da Karadağ'da falan olan dese Clio alacağımı alayım Türk mobili basayım gideyim mis gibi araba dese. Bir şeydir abi. Bizim ülkemizin gidişatı için çok güzel haberdir bunlar. İnşallah olur. İnşallah olur evet abi. Yine yerli bir şirketten haber vereyim sana. 4090'a geleceğim. 4090'ı biraz sona doğru koyuyorum. İlk önce bir milletin yerli olarak şeyini yapalım. Bir yükselsinler. Tamam. Fiyattan dolayı linç yiyeceğiz çünkü diğer tarafta. Abi Martı Martı kullanıyorsun. Martı çok eleştirilen bir platform. Aynı zamanda seveni var, sevmeyeni var. Eleştiriler daha çok şehirdeki kaldırım kalabalığı, kaldırım işgali ve insanların sürmemeleri gereken yerlerde martı sürmelerinden kaynaklanıyor. Ama genel olarak binenlere baktığında abi işimi görüyor diyor öğrenci kardeşler. Oradan oraya gidecektim diyor. Taksiye binmedim martıya bindim diyor mesela. Bu tip yararları da var. Şimdi martı tak diye bir uygulama şey yapmışlar geliştirmişler. 10 kere martıya bindiysen eski bir martı müşterisiysen bu uygulamadan ücretsiz olarak faydalanabiliyorsun. Bu da ne? Ya arkadaşlar ben işte Taksim'den karşıya Kartal'a Maltepe'ye gidiyorum. Benimle aynı yöne gidecekler varsa gelin aynı aracı paylaşalım. Böylece benzinden tasarruf edelim modu. Yani ne diyorsun bu paylaşımlı araç uygulamalarına? Daha önce de vardı böyle. Bula bula kars mıydı? Öyle bir şey vardı değil mi? Ha. Abi, bir de bunlar yasa huzur... dışı diye geçmiyor mu? Çok şahsi olarak çok huzursuz olduğum bir konu benim. Yani kişisel bir şeydir tabii bu. Ben huzursuz oluyorum. Bir arada şey vardı. Uber'in Uber motosiklet versiyonunu yapmışlardı application çağırıyorsun bir tane adam geliyor adamın arkasında biniyorsun. Memelerin evet. altına sarılıyorsun kucak kucağa gidiyorsunuz 45 dakika falan. Seveni vardır da ben huzursuz oluyorum. Tanımadığım adamın da arabasına da binmem. Adamın arabası pis midir kirli midir ne bileyim şimdi ben. Covid var bilmem ne var. Yani bilmiyorum bu araba paylaşımları olayı senelerdir duyarız. İşte Uber yurt dışında başlatıyor, baş, başlatıyor bilmem ne diye 12 seneden 10 seneden beri haber olan bir konu. Ya benim ayağımın altında olsa bu kapıya gelseler el etseler gel abi karşıya geçiyoruz seni de bırakalım falan diye. Yok kardeşim derim sağ olun ben kendim giderim. Burada Ama bu kişisel, kişi Günün kişisel olarak abi. huzursuz Masada... olmamla alakalı yani ben evet. millet başkasının arabası başkasının yatak odası gibi geliyor abi bana ya çok huzursuz olduğum bir yer yani hiç rahat edemem vallahi. Ya abi burada şöyle bir problem var şimdi mesela ben bir otomobile bindim ve bu otomobilde paylaşım yapıyorum tamam mı? ben belki de X şirketinin satıcısıyım hmm. ve satış yaparken Sağda solda gezerken aynı zamanda bu uygulamalarla 3-5 kazanırım hani masrafı bölüşüyorum ayağını cebime para koyarım moduna da geçebilirim çünkü şirket ödüyor benzinini biliyorsun. Şimdi Tabii. bunun önünü nasıl alacaklar bu bir şirketlerde gerçekten verimlilik kaybına neden olabilecek bir konu bu. İkincisi sen çok iyi niyetlisin bugün 2022 model bir SUV satın aldın 1 milyon lira para verdin giderken de dedin ki 3-5 öğrenci kardeş biner. Masrafları da bölüşürüz. Karşıya geçerken az para yakarım. Hani bu Ferrari'sine tüplü taktığın adam gibi. Sen de paylaşırım benzin az yakarım diyorsun. Almışım kocaman. Çocuklardan biri ishal. Trafikte ya. kaldınız. Ha, tamam mı? Ya da içmiş içmiş kustu. Ar arkada paylaşım yapan kıza sarkıyor. Şu anda, tamam mı? Ha. Abi al başına belayı bunlarla mı uğraşacaksın tamam mı? Yok abi işte onu diyorum. Yani, Olur mu öyle şey? Saçma sapan bir şey yani. Otobüste falan koyu, olsa dayak atarsın böyle adamı. Aynen adam koyu solcu ya da sağcı çıktı. Senden Hı -hı. zıt görüşleri var. Saydırıyor da saydırıyor tamam mı sağda sola da. Abi yani bir iki ne diyeceksin? in arabamdan mı diyeceksin? Ya onu da geç. Şey kötü abi. Ben böyle şeylere kulak misafiri olduğumda bile geriliyorum. Yani bir ara... E Geçenlerde tekrar bindim metrobüse. Hala günlük metrobüs kullanan arkadaşlar bazı söylesin. Metrobüsün özellikle böyle yağmurlu günlerde aşırı kalabalık olmasından ötürü metrobüs kavgası. Bir böyle oturulur, evet birisi ya. yüksek sesle bir şey söyler, ötekisi yüksek sesle. Hadi oradan işte bilmem ne falan. Sen böyle oturuyorsun orada falan bir dat 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 kavga dinliyorsun. Yani zaten huzur arıyorsun hayatta bilmem ne İstanbul'da işkat itiş kakışında falan. Araba paylaşımı konusu o yüzden bana hep şey gelmiştir. Aman abi Herkes Huzurumuz kendi arabasıyla kaçırız. gitsin ne güzel şey falan yani böyle veya da toplu taşımaya binelim ama kişisel araba paylaşımı bana ilginç geliyor ya böyle ters geliyor ya, bilmiyorum genel olarak ha. kafamda kapalı bir şey Martı çok kişisel mesela bir şey ben aslında şey anlamadım Martı'nın araç paylaşımı çıkarması bana mark yani şey markalandırma açısından çok yanlış geliyor çünkü sen kişisel bir araç kiralıyorsun bize ben 10 kere Martı'ya binip bireysel olarak bir yerden bir yere gidiyorum sonra herifin biriyle bir yere gitme hakkı kazanıyorum. Bana ne lan ne Hı. alakası var <laughs> saçma yani bana bana ters geldi. Vallahi enteresan bir durum ya. Şey gibi Gide. abi getir var ya mesela getir evet. evine 10 kere paket servis getiriyor sonra seni bakkala götürüyor. Ulan <laughs> ne alaka yani ben o hizmeti almıyorum ki sizden niye siz bu hizmetin ucuna böyle bir hizmet taktınız o abi, da bir tuhaf. Fantastik ya bu arada ülkemizden yine güzel haberler gelmeye devam ediyor. bu Okey. Şey taktılar ya abi cep telefonu yurt dışından gelmeyecek olayına. Hani orada da çünkü 3-5 bir vergi var hani o kaybolmasın. Çünkü yurt dışından cep telefonu getirirsen satış azalıyor, açık oluyor falan değil. Açık zaten oluyor. Yurt dışından geliyor buradan satın aldığın cep telefonu. Önemli orada vergi kaça olmasın yani. O vergi bir yere doğru hareket etsin sürekli olarak. Şimdi yeni bir düzenleme daha geldi. 3 yıl içerisinde sadece bir kişinin bir tane telefon aldığından emin olabilmek için abi... Her türlü taramayı falan yapacakmış gümrük muhafaza. Gümrükte telefondan yakalandın. Bakıyor 3 yıl içinde telefon getirmişsin sen. Gel buraya diyor. Sen kayıt ettirmişsin bunu niye getirdin? Allah Allah. Tabii şimdi sen şimdi kayıt ettirdin. Bir daha yakalandın 3 yıl içinde. Yani hmm. onu şey yapmak için biraz da. Hani bunun da vergisini öyle ne yapıyorsun sen? Ulan bireysel aldığımız telefonda bu kadar takip mi yapacaklar gerçekten ya? Abi bizim şeyde zaten sistem şöyle işliyor. Yani bu Şimdi, kadar ağır bu kadar ağır milletten vergi almaya ihtiyaçları varsa milyarlık şirketlerin vergi borçlarını iptal etmeyi bırakıp onlardan alsınlar abi vatandaşlar. E, futbol kulüpleri abi şirketleri boş ver millet hemen şirketleri söylüyor tamam mı evet ha. bir sürü şirketin iptal ediliyor. Ulan dibinizde futbol kulübünüzün ki iptal ediliyor. Hmm. Kendi futbol kulübünün vergi borcu iptal edilince alkışlayan adam ha. bilmem ne holdingin vergi borcu iptal edilince küfür ediyor. Ulan oğlum biraz evvel alkışlıyordun vergi affını al sana da yaptı ona da yaptı. Futbol kulübü özellikle bassın abi futbol kulüpleri. Ben hala futbol kulüplerinin niye vergi borçları siliniyor? Futbolcular niye hayvan gibi yaşam sürerken biz gariban youtuberlar böyle çatır çatır vergi bizi, bilmem neyimizi veriyoruz. Çözemiyorum abi bu işi. Gerçekten Bilmiyorum çözemiyorum da, yani. Hakikaten şey yani şimdi iPhone 14 mi ne 50 bin 60 bin diye çok konuşuldu ama ben de o fiyatlardan sonra girdim baktım şimdi iPhone 12'ler 13'ler 20 bin 25 bin civarında satılıyor. Evet. Yani vatandaşın cebine koyduğu 20 bin liralık telefonu gümrükte böyle tarama yapıp takip etmek hani adam getirir 5 telefon 6 telefon bir bakayım dersin de tek telefonun peşine düş lan kaç para alacaksın oradan vergi 3000 lira mı? Bir de adam lira mı? kaç kere gidip gelecek de kaç kere ne telefon getirecek abi? Hani hakikaten soruyorum bu arada bilmediğimden sen belki biliyorsundur ben 20 bin liralık telefonla gümrükten geçerken yakalandım kaç bunun vergisi ne 3000 lira mı 4000 lira mı? Abi telefonu el koyuyorlar. Onun öyle vergisini ödeyip geçerim diye bir şeyin yok sen kaçakçılık Benim... yaparken ya. Bak orada. Orada yer tamam, oldu. Tamam, koydu telefonu. Ne oldu? Tamam gittin. Seni ya eğer sen çok şanslıysan telefonu el koyar. ve sen onu ithal edersin sonra tamam mı? Tamam. Ama şanssızsan seni adam taktıysa seni bir de oradan mahkemeye sevk eder kaçakçılıktan. Ulan ben Amerika'da gezerken bunu cebime koymuşum gelmişim bu suç mu şimdi? Ama şimdi bak 3 yılda birden fazla telefon getirmesi önlenecek diyor. Getirme abi 3 yılda birden fazla telefon Niye getirdin? Abi sen ne saçma üç, ya. Bak 3 yani... yıl bir daha sen 3 yıl önce bir iPhone almışsın. Dur bakayım neymiş iPhone 11. Niye getirdin Hacı... sen şimdi iPhone 14? Bak çok saçma. Şu <laughs> açıdan çok saçma. Abi Hadi yenisi sen... çıktı. <laughs> Hadi sen ben neyse bak. Yani teknoloji kanalım var senin. Ben ilgiliyim. Bizim seyircimiz ilgili. İyi kötü takip ediyor, yorum yapıyor. Ya hepimiz. An annesi, babası anneannesi. ...gitti. Almanya'ya... ...akrabasını ziyarete gitti diyelim ki tamam mı? Orada da dediler ki teyzeciğim ah. Tamam onu getirir bir tane. Ama üç yıl içinde ikinciyi getirirse... Üç yıl sonra bir daha gitti bir tane daha aldı geldi. Oo, Ama teyze, 6 ay kalmış. Teyze. Gitmesin. teyze, teyze Aa, e, 55 yaşındaki teyzeyi tersten kelepçeliyip... ...kafasını yiyip götürecekler öyle mi şimdi? Gümrük ya tersten kelepçelemiyorlar. Diye. Ben orada şey yaptım ya, tamam, bu durumu tamam, yaşadığım yani, için. Evet. Ne kadar saçma yani. elektroşok şok yani. teyzeye. <laughs> Çek göğsüne Ay Torununa telefon getirmiş orada. <laughs> abi evet ya. Yani buraya mı kaldık abi? Gerçekten hani bunun kaçakçı bir ülkemize kaç para zarar veriyor olabilir de benim gümrük muhafızım bununla uğraşıyor gerçekten. Gümrük muhafızı biraz telefon takip etmeyi bıraksın da sınıra gitsin de. Ölük ölük abi, şimdi ben... gidiyor içeri. Onları durdursunlar Bak, biraz. <laughs> orada zaten şöyle bir şey var. Kamyondan gelen adamların görüntüleri geliyor ya. Onların hepsi cebinde birer tane iPhone soksalar zaten. Ha. O zaman ben şey yapayım. ülke iPhone sokmak istiyorsan Afganların cebine koyacaksın iPhone'ları. Onlar holder olur, sokacak. Taktik veriyorsun. Programda şimdi sıkıntı yaratma. Dur. Doğru sansür yasası da geçti şimdi. Bir şey de diyemiyorum. Sıkıntı olmasın yani. Ama bessevim tamam ya, çok sen... saçma değil mi? Allah aşkına ya. Yani ben bu bak bu siyasi partiden falan bağımsız bir şeyden bahsediyorum. Yani bu bu kanunu kim geçirir hatalıdır. AKP, hep fark etmez. Ya ben sadece şey değil. Ne olacak? abi ya. Milletin telefonunda bu kadar kovalamanın mantığı ne abi ya? Abi şey çıkarsınlar ya. Yani Bugün devletin mal varlığında yer alan otomobilleri yıl sırasına göre dizelim. Tamam mı? Hı -hı. Eğer harbiden en yenisi 5 yıllıksa diyeceğim ki tamam tasarruf ediyorlar ben de tasarruf edeyim. Eyvallah diyorsun. Eyvallah. Ama hepsinin belediyeler dahi sağ sol fark etmeden hepsini şöyle bir mal varlıklarına bir bakalım abi. Almayı ver ya. Bin eski Mercedes'e bin. Onu diyorum <laughs> abi. Hayır bak başka bir şey daha söyleyeceğim. Bak ben alkol içen birisiyim. İnsanlar fark etmiştir zaten. Arka kapımda duruyor şişelerim. Eee Alkol içmekten de ziyade koleksiyonunu yapıyorum bu arada. Arada niye alkolik zanneden oluyor? Alkolik adamın arkasında şişe birikmez arkadaşlar. Arkadaşlar, geçtiğimiz hafta niye çekemedik? Sızmıştı, uyanmadı. Kamera açık hasta, ama sızmış. Hastayım aslında şimdi karıştırma. <laughs> Hakikaten millet gerçek zanneder onu. Ama şaka bir yana şöyle bir şey oluyor. Yani bu işin bir koleksiyon tarafı var. Ben mesela geçenlerde gittim Kıbrıs'a. Ulan diyorum, bilmem ne fıçısında bekletilmiş viski var. Şunu da alayım bir tadına bakayım diyorum, tamam mı? Ha, bu bir şey doğru. meselesidir, koleksiyon meselesidir. Ulan bir aldım, iki aldım. Üçüncü alacağım dediler ki aman abi ne yapıyorsun? Ne oldu dedim ya? Limit var. Üçüncü, üçüncü şişeyle geçemezsin dediler. İyi dedim bıraktım. Yani şimdi şeyi düşünüyorum. Hani bu bir bu bir ne diyeyim ülkeye giren alkolü veya da alkol tüketimini engellemek için konulan bir yasaysa eyvallah. Ama 600 liralık şişenin oradan gelecek 300 TL vergisine bizim devlet bu kadar aman abi 300 TL kaçtı Can Sungur ne yaptın falan o noktaya geldiysek vergi konusunda mahvolmuşuz demektir. Yani hakikaten 300 TL'lik vergi bu kadar bizim devletimize inşallah koymuyordur. Yani bu beni üzüyor artık bir noktadan sonra. Hani devletsin abi sen hakikaten bizim yani her, ama şey olacak değil mi? Herkes 300 TL kaçırırsa... Kaç kişi kıldı ama şey var zaten daha ülkeden <laughs> çıkarken parasını alıyor ya. Ya onu diyorum abi ya. Yurt dışı çıkış harcı alıyor. Daha ülkeden çıkarken para alıyor bir de. Sen şimdi oradan mal getirirsin göremezsek en azından Ulan zorla hepimizi olacak o kadar yaptılar Mesut ya. Şakamakal Çok şaşırıyorum oldu. buna gerçekten. Vallahi. Devletin sikisi devletin sikisi diye gezeceğiz yakında. Bilmeyenler <laughs> için Jet Ski muhabbeti var bir tane olacak o da Bilmeyenler varsa. Hakikaten geldiğimiz nokta bu oldu. Çok komik yani. Abi GeForce konuşabiliriz Heh. RTX 4090. Dur ben oyun haberi vereyim ya. Biraz, ver, ver. biraz ona açılalım geçeyim. ferahlayalım. Düşünsene Aynen. şimdi 4090 bekleyen bir gençsin. <laughs> Programın başından beri ismi geçiyor. Hala konuşulmadı falan bekliyorsun ne diyecekler. Ama sen zaten şu an bir tane videom var. Oradan biraz bakmışlardır. Ben bir evet, öyle biraz, biraz şeyi soruyorum. Ben yani biraz evet. daha özetini sen bize anlatırsın. Şimdi o videoda farklı sonuçta video gibi anlatıyorsun ya onu. Evet. Orada evet. muhabbet havasındayız. Benim bir tane küçük hikayem var. Bu İngiltere'de ilginç şeyler olmaya devam ediyor. Şeyi hatırlarsın. Ee, şeyi de hatırlatalım, seyirciye de hatırlatalım. Ee, Microsoft gidip Activision Blizzard'ı satın aldı biliyorsun. Evet. Activision Blizzard'ı satın almasının sonunda da e, işte bu 30 TL'lik Game Pass'e Call of Duty'leri, World of Warcraft'ları, bilmem Overwatch'ları mı ekleyecek ne olacak falan. Millet onun heyecanıyla bekliyor şimdi. Tabii bu satın alma tekelciliğe giriyor mu girmiyor mu diye bütün dünyada mahkemeleri sürmeye devam ediyor ticaret mahkemelerinde. Arabistan'da onaylandı, Brezilya'da onaylandı hatırlatıyorum bunları. Şimdi en son geldi İngiltere'de. İngiltere bu konuyla ilgili itiraz etti. İngiltere'ye ilk çıkan raporlar şey, şey olarak çıktı. tekel ee, mi diyor? tekerleğe doğru kayar. Karşı tarafın kompetitif imkanını kısıtlar diye rapor vermişler. Bu sefer İngiliz mahkemesi şöyle bir karar vermiş. Demiş ki bir de halka soralım. Ve bir e-mail adresi açmışlar abi. Microsoft Activision at cmagov.uk adresine şaka demiş ki. Yo şaka değil ciddiyim. Adamlar devletin Twitter hesabından mail atmışlar. Duyurmuşlar bütün halka. Demişler ki İngiliz vatandaşları. Yazın ne diyorsunuz? Microsoft'un Blizzard'ı ve Activision'ı satın alması, Call of Duty Xbox Game Pass eklemesiyle ilgili sizin düşünceniz nedir? Kamuoyuna sormuşlar. Çünkü anlaması zor konuyu. Yani bence adamlar popüler karar burada vermeye çalışıyorlar. Benim zannımca PlayStation fanlarının hepsi "Hı, almasın, tekeldir. Hı!" diye haykıracaklar ve 1000 TL ödemeye devam edecekler Call of Duty'ye. Bütün Microsoft fanları ve Game Passçiler ve parası olmayan gençlerin hepsi de manyak mısınız? Hemen alsın. <laughs> Saçmalamayın. 4 4 pound'da bütün oyunları oynayabiliyoruz falan diye mail atacaklar. Çıkabilecek mi İngiliz mahkemesi bu işin içinden? Emin değilim ama e, konular nerelere geldi farkında mısın? Resmen kamuoyu yoklaması yapıyorlar şeyle alakalı. Abi devlet, Microsoft'tan çok sert açıklama geldi. Devlet halka geldi. soruyor. Hmm. Biliyorsun Call of Duty Activision'a Sony Game Pass'e gelmemesi için para ödemiş tarzında Aha. para teklif etmiş mi ödemiş mi tarzında Microsoft açıklama yaptı mesela geçtiğimiz günlerde. Acaba bununla Tabii. ilgili miydi? Kamuoyunu ee, kendi var. tarafına çekebilmek için. Ya, bilmiyorum. Kamuoyunu aslında Microsoft kamuoyunu zaten bu hani bin liralık oyunu 30 liraya veriyorum diyerek zaten çekiyor. şimdi Biz, biz de mail liraya... atabiliyor muyuz ya alsın diye. Abi açıkçası bilmiyorum. Çünkü bu şimdi devlet kurumu ya. Devlet kurumları bu konularda biraz biliyorsun. Geriden gelir ya. Hani bunlar şey gibi düşünmüşler bunu. Ne bileyim. İşte belediyemizde bir bütçe var. Bununla biz park mı yapalım, çeşme mi yapalım diye sorarlar. Halk falan böyle ilgilenir mi ilgilenir ya. Ama şey konusunu herhalde anlamadılar. Yani Microsoft'un Call of Duty'yi alıp 1000 liralık oyunu 30 TL yapacağım vaadiyle bu işe girmesin milleti ne kadar tetikleyeceğini anlamadılar. Bence Yeni yineden falan atacaklar mail ben sana öyle söyleyeyim. Yani. o kadar değil Oo, mi? bilmem ne. E tabi abi millet ya zaten fanboy. Bir de şey bizim demin hype kültüründen bahsettiği otomobilde bahsederken. Bütün oyun sektörü şu an hele de globalde oyun videolarına bakıyor musun bilmiyorum. 3-5 tane düzgün kanal dışında bütün oyun videoları hype sektörünü böyle besleyecek. Abartı surat ifadeleri abartı Saçını başını karıştırıyor böyle. E işte bilmem ne oyunu ne oldu acaba ne olacak falan böyle maymun gibi bağıran adamlarla doldu. Millet manyak zaten herkes taraftar grubu gibi oldu. Yıkacaklar orayı muhtemelen. Bilmiyorum bu işin sonu ne olacak çok ilginç gidiyor. Bu arada Modern Warfare 2 ile de ilgili bayağı olumlu yorum geliyor. Hmm. Şimdi düşünsene Microsoft satın almış olsaydı oha Game Pass'teydi. Herkes oynuyordu. Bir girmiştik binlerce adam var sunucular böyle meşgul falan. Misler tabii, tabii. gibi oynuyorduk. Yani işte öte yandan Microsoft geçen hafta çünkü şey diye bir açıklama da yaptı. Kardeşim dedi biz PlayStation'a getirmeyeceğiz demedik ki dedi. PlayStation bizim en büyük pazarımız dedi. Niye getirmeyelim oraya dedi. Ama dedi PlayStation kullanıcıları da Game Pass'e üye olursa daha rahat getiririz dedi. Bak çakala bak. Yani aslında bu arada normal bir rekabet mahkemesi için çok zor bir konu olduğunun farkında mısın? Şimdi rekabet evet. mahkemesi neye bakıyor? Sucuk pazarına bakıyor. Anahtar pazarına bakıyor. Sallıyorum benzin pazarına bakıyor bunlar. Ee, ticari ticari bilgisi çok yüksek hukukçular alanında uzman kişiler ama gaming tarafı da şimdi yani kendini düşün hiç konuda haberin yok adam diyor ki bakın diyor memur bey diyor bu normalde playstation'da 1000 TL'ye satılıyor biz aylık üyelik istiyoruz naçizane senede 300 TL verecek aynı oyunu ben yine vereceğim niye rekabet olsun ki diyor memur adam der ki e, doğru adam ucuz son istersen ona da getiririm diyor bu servisi Ha, Sony diyor getirsin servisi olur bana diyor. Halbuki yani sektörde iki marka var. Biri diğerinin içerisinde kendi üyeliğini sokuyor. Aslında büyük taciz yani bu anladın mı? Herifin işini çat diye ortasından sokuyorsun kendine. Ama adam der ki doğru isteyen de almasın abi şimdi bu tekelde. yani evet. O kadar tuhaf bir konu ki. Bu, bu konu beni legal olarak çok ilgimi çekiyor. Nereye gidecek çok merak Bilsene ediyorum. Düşünsene şimdi şey diyormuş bu teker olur alma Sony satın alıyormuş okey. Evet. Adam veya Sony şimdi? fanıymış o mahkemede. Ha, yani şey çok ilginç. Çünkü adam diyor ki oğlum bak siz bunu alıp da saklamayacaksınız. Tabii, yok memur bey ne saklaması falan. Biz böyle tuhaf. Yani bilmiyorum. Çok ilginç bir yere gidiyor mahkeme. Halka sormaları en son çok oldu. Çünkü halka sormak artık şey demek biliyor musun? Hani biz bir bok anlamadık. <laughs> ne? Mi? diyecek acaba? Yani oraya geldi konu. Valla abi enteresan bir konu. Oyunu da merak ediyorum. Henüz de almadım. Ama Intel işlemcilerle beraber, Intel'in yeni 13. nesil işlemcilerle beraber bir kampanya var. Ve 13600-13900 işlemci aldığında abi içerisinden Call of Duty Modern Warfare 2 de geliyor. Şimdi Intel işlemcilerle bu kampanyayı düşündüğünde hatta belki 12. nesilde de vardır bakmam lazım. Intel işlemcilerle bu kampanya çok önemli. Hatta dur ya bir şeyden bir Gamekgen TR'nin sitesinden şey yapayım. Onlar giydirmiş ya klavyem çalışmıyor ne olduysa abi. Gaming Gen TR'nin sitesinden ona da bakmıyorsun. Gamekgen <laughs> TR'den bakayım. Ha şimdi şey değişmiş ya. Dur bakayım. Ya Mesut onu bırak da şimdi şöyle bir şey var. 4090 ekran kartlarında artık 4090 o kadar rahat çalışıyor ki işlemcide sıkıntı yaşıyorsun diye. Bu Abi herhangi var. bir Core i5'miş. Core i5, Core i7, Core i9 işlemci aldın mı? 12, 13 değil yani. Modern Warfare bir herifler. PC alırken harbiden tercih sebebi yani. Müdür sen şimdi şey denedin mi? Bana onu söyle. Hem 4090 sana geldi. Tuf marka evet, 4090 geldi. 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 Yanına da bu yeni 13.600 işlemcileri takıp da denedin mi? Çünkü işlemci Abi 13.900 anda... taktım. 13.900K dünyanın şu anda en güçlü işlemcisi. 13.000 TL fiyatla satıldı internette. Şu an gördüm ben de evet. Ve şeyden rakibinden yani 7950X'den Ryzen 9 daha ucuz abi. Şimdi bu tarafta tabii tartışma inanılmaz oldu. Çünkü AMD'ciler ve Intelciler diye ayrılan bir grup var. Intelciler Türkiye'de az. Yani AMD hmm. Türkiye'nin Türkiye'de en güçlü olduğu ülke AMD'nin. Hatta ekran kartı pazarında tüm dünyada kişi varlık gösteremezken neredeyse %50'ye yakın pazar payı olduğu tek ülke abi. Tabii. Bunu kimse açıklayamıyor niye? tamam çünkü niye ucuz. Ucuz abi oradan ama. Yani bunu yurt dışındaki adam anlatamıyorsun. <laughs> çünkü ucuz nasıl ucuz abi falan diye. Yok abi Türkiye'de böyle bir durum söz konusu. Tabii. Büyük adam orada, fanatik adam orada 50 dolar 100 dolar oynuyor. Bize burada 3000 lira 4000 lira oynuyor. Aradaki fark yani, çok ciddi Kesinlikle burada. abi. Şimdi durum böyle olunca da Türkiye'deki fanatik bir grup tabii ki şey yaptı. Abi sen buna iyi demişsin güçlü demişsin ama çok güç tüketiyor ısınıyor yanıyor bu falan filan. Lan oğlum yani bütün testleri tamamladım. PC'de hiç de yanmadı. Çatır çatır da çalışıyor. Şimdi şeyi çok karıştırıyorlar abi. Sentetik benchmarklarda işlemci %100 körükleyip biraz da zaşırtırsam ben yakarım o işlemciyi. Yani harbiden çok ısıtmayı başarabilirim. Ama zaten profesyoneller alsın, en iyi isteyenler alsın diyen adıma ya yani Ferrari çok yakıyor demek gibi bir şey tamam mı bu abi? Abi en <laughs> hızlısını istiyorsan bu var. Abi bu çok yakıyor. Hacı o zaman Tofoş'a bin yani ben ne yapayım anlatabiliyor muyum? Yo yo bak aslında bu ikisini aynı anda konuştuğumuz iyi oldu. Çünkü şöyle bir şey de var 4090 da kaç binlik PCU mu istiyor bir şey istiyor. Tabi abi ikisinin bak Cyberpunk 2077'de ikisinin kombinasyonu DLSS'i de açtığında 4K'da ultra grafiklerde 120 FPS falan görüyorsun tamam ama düşünsene Cyberpunk'ın Ray Tracing olayını falan. Ray Tracing de devredeyken tabi. O peak 725 watt toplam güç çekişi gördüm abi. Güç kaynağının verim olayını da hesaba katarsan prizden 800 watt emekliyorsun. Düşünsene o sırada oyun oynarken. Ya bazı insanın evinin sigortası kaldırmaz bunu ha. Şeyi bırak. Valla taktığı priz dandikse orada bile sıkıntı yaşayabilir. Ütü gibi çekiyor işte. <laughs> tabii tabii hani böyle bir uyarı olarak şeyi sokmak <laughs> lazım. Arkadaşlar eski binalarda veyahut da altyapısı iyi olmayan binalarda oturan çok var. İlla bazı müşteriler şey... <laughs> ya bazı seyirciler şey yaşamıştır. Müşteri olarak gidiyorsun, satın alıyorsun interneti. Evinin bakır kablosundan, evinin internet kablosundan, evinin internet altyapısından patladığın çok oluyor. Yani şimdi hakikaten bak yeni işlemcilerle, yeni ekran kartlarıyla gerçi yeni işlemci, yeni ekran kartını alan adam eski binada oturuyor mudur hala diyorum. Mesela Bizde ilginç o konuda illaki daha modern yerlerde olmuyorsun. Yani şey Abi nişan Nişantaşı'nda 40 yıllık ya. apartmanda oturuyor olabilirsin. Dairenin fiyatı Aynen 20 öyle. milyon TL'dir ama Aynen daire öyle. 40 yıllıktır abi. Altyapısı eskidir. Öyle şeyler yaşayabiliyorsun Türkiye'de. Yani buna dikkat etmek lazım bence bu ciddi bir konu. Evet ama yani insanların karıştırdığı bir konu var abi. Birincisi şu. <laughs> abi 13900K ya da Ryzen 9 7950X RTX 4090 AMD tarafında 6900 tamam mı XT? Abi bu kartlar Ferrari. Yani bunlar böyle şey değil. Herkes alsın. Al al al. Ali sen de al. Veri sen de al. O bu milyon tane satayım falan kartı değil abi bunlar. Bunlar <laughs> gerçekten de ben en iyisini istiyorum diyen adamın parası olan adamın firmanın da çok karlı sattığı ekran kartları vardı bunlar. Bunlardan iyi para kazanıyor adam. Gerçekten firmanın da karlılığı çok yüksek. Premium segmentte en iyisini isteyene verdiği güç yarışı, sidik yarışında ben öne geçtim, sen öne geçtin kısmında yer alan şeyler bunlar abi. Kartlar. Ama Core i olan adam ya da çift çekirdekli, dört çekirdekli işlemcisi olan adam gelip bunlarla ilgili yanlış yorumlar yapıyor. Yani abi Mercedes'e binen adama gidip şey dersen abi fiyat da vardı, niye binmedin diye. Hı -hı. Abi çık lan arabamın önünden der çekiller, basar gaza gider. Yani sen o adama bunu anlatamazsın. O o farklı bir kafa. Adamın parası var almış. Aynı şekilde şu da var. Şimdi Foray da evet, onu diyeceğim millet bence şeyi anlamıyor. <laughs> Senin de bu testleri yapıp anlatmanın sebebi bu ürünleri alacak 150 kişi için. Yani bunlar şey değil ki, hadi arkadaşlar i9 13900 geldi. He. Yani ihtiyaç var mı onu da Başka bir konu da o yani. Sen yaz zaten bir, o videoyu şey de atmışsın. Kim ne yapsın RTX 4090'ı demişsin. Evet 4090 bütün testlerde mükemmel sonuç veriyor. Ama de yetiyor falan gibi. Ne 3070? 1080 Ti yetiyor falan gibi bir şey var ya hayatımızda. Yani bunu e unutmamak lazım. Videoda aynı bunu söyledim abi. Yani dedim ki bak. Şimdi Koray'la da onu konuştuk. Koray da şey hesaplıyor. Çok güzel bir video çekiyor. Profesyonel uygulamalarda. O da kendi iş akışında kartları test ediyor şu anda. Onun da videosu gelecek Aha. yakında. Şeye hesaplamış o. Uluslararası da abi. Bir 3D render işiyle uğraşan. Bu çizim yapan bir kişinin. Saatlik maliyeti 30-40 dolar arasında değişiyor. 30 45 dolar arasında abi kişilerin saatlik kazançları değişiyor. Ve çok karmaşık bir sahnenin renderı 8 saat sürüyor şeyde 4090'da. Hı -hı. Aynı iş 3090'da 16 saat sürüyor. Yani 8 saat 4090 sana kazandırıyor. Abi adam ha, sadece bir renderda değil. neredeyse kartın yarı fiyatını kenara koyabiliyor. Çünkü 8 saat kazandı bak. 8 saat 8 çarpı 40 dolar abi. Tabii canım zaten iş olarak yapıyorsan atıyorum mimarlık ofisi, modelleme yapan birisi, video render alan birisi bu kart ve onların 4090'a falan çok hızlı geçmeleri lazım. Çünkü adam yani normalde nedir? Adama iş sorarsan hocam ne zaman çıkar dersin? Adam der ki abi iki haftaya çıkar. 2 ha, haftası aynen. herifin. Şimdi adam diyecek ki hocam bir haftada çıkacak diyecek. Senin işini teslim edecek bir iş daha alacak. Adam işini ikiye katlayabilecek. Yani bu teknolojik gelişme illaki de Cyberpunk'ta daha iyi yansıma almak için değil zaten. Nvidia'nın son lansmanının yarısı şeyden bahsediyordu. İşte bizim workflow'larımızı şu şirket şöyle evet. kullanıyor. Millet deposunu böyle modelliyor. Millet arabasını böyle modelliyor falan diyor. Yani adam senin oyun işini zaten 2080 Ti'de çözdü ha. Evet. Yani ben 2080 Ti'yi öyle bir kenara koyuyorum ki. Çok sağlam karttı 2080 Ti. Testlerde uzun bir süre 3000'ler böyle arkasından geldi. Aman evet, abi evet. 2080'i geçebilecek miyiz diye. 2080 Ti al abi yani sağlam bir oyun bilgisayarı alacaksan. Ciddi söylüyorum. Yani belki yoktur artık 2080 Ti piyasada işte muadili e, 3060 mı 3070 mi bir şey var onu, onu al. Ben şov yapacağım ben iş yapıyorum ben en iyisinden daha aşağı inemiyorum diyenler için adamlar şimdi şey dedi bir önceki videoda demiştim ya zaten. E, kripto minerlar işleri bıraktıkça piyasaya çok ciddi bir 2000 2000 ve 3000 serisi geri dalga gelecek. Adam onların zaten üstüne o kadar çıkma ihtiyacı duyduk ki hani del delisi gelsin beni alsın diyor hani. Vatandaş gelmesin abi 4090'a diyor zaten. Abi para Ağzıyla kazanacaksan bence. tabii bu kartların alıcısı bu işlemcilerin alıcısı var. Ve o adam şeye bakmıyor inan. Ne kadar watt çektiğine bakmıyor abi. Çünkü zaten hmm. parasını kazanıyor bu karttan. Tabii yani işte, Ferrari alan adam, adam abi bu da çok yakar dediğin anda suratına nasıl bakacağını düşün abi. Yani tabii. o yüzden 40-50 wattlık şeylerle o onun çok yakıyor bilmem ne bana garip geliyor bu tartışma. Çünkü yanlış şeyi tartışıyorlar. Teknolojinin geldiği nokta inanılmaz. Şu anda yapılmaz işleri yapılabilir kıldı abi bu makineler. Gerçi bak eskiden oyunlardaki grafikleri biliyorsun. Yani bu demolara ulaşacak mı diyorduk. Oyundan öncesinde bir CGI şeyler çıkardı. Filmler çıkardı. Abi Resident Evil 2'nin giriş introsuna baksınlar. Yıllar önce çıkmış giriş introsuna. Şu an remake'deki oyun daha iyi görünüyor ondan. Tabii. Şu anda teknolojik gelişim yapılamaz denen, imkansız denen stüdyoların haftalarca uğraşıp yapamadığı şeyleri Gerçek zamanlı yapabileceğimiz hale getirdi bizleri. Ve bu Yok, kartı zaten... da üretim yapan adam alacak abi. Bu işlemciyi evet. de isteyecek daha hızlı olması önemli onun için. Tabii yani eğri oturup doğru konuşalım. Yani bunu kaç kere de dillendirdim. Ray Tracing diye bir şey girdi hayatımıza. Evet. Ya Ray Tracing'e açık söylüyorum. Oyunlarda Ray Tracing'e ihtiyaç mı vardı abi? Yoktu. Yoktu abi evet. Yani artık bilgisayar oyunları gerçekçi grafiklerde o kadar üst bir noktaya geldi ki modellemeleriyle tasarımlarıyla. O noktadan sonra yapılabilecek tek şey daha iyi modelleme, daha iyi pikselasyon bilmem ne sağlayamadığı için ulan dedi bari gerçek yapalım. Işık renderlıyoruz abi falan. Hani şey gibi bu biraz. Yani ray tracing bitince de su modellemeye falan girecekler. Hani artık şey oldu. Hani abi, bazında artık şey ha, yapacak. Yani çünkü bu 10 sene sonra da yine ekran kartları çıkacak. Şimdi ışığı bu sene hesapladık. 10 sene sonra ne hesaplayacak bu? Havayı mı hesaplayacak? Hesaplar ha. Biz de artık hava hesaplıyoruz oyunumuzda diyecek. Çünkü satması lazım. Yukarıya doğru bir ihtiyaç yaratması lazım. Ray Tracing çıktı. E şimdi soracağım seyirciye de Allah aşkına kaçınız Ray Tracing'i kaç oyunda oynadınız da aa Ray Tracing'siz valla oynanmaz falan oldunuz. Yani ama Ray Tracing yeni bir teknoloji. Bir noktada iyi bir işe yarayacak ama aslında şöyle oldu. Adam şu an Ray Tracing'i kapatsa kartın dörtte biriyle en kral oyununu renderını alıyorsun zaten. Kartın kalanı boşta dönüyor. Boşta döneceğine Ray Tracing koyayım bari dedi. Yani e, adamın ürettiği güç milletin ihtiyacı olanı geç stüdyoların ihtiyacı olanı geç Üreticinin ihtiyacı olanı geç, onun da ötesine geçince artık kıçından teknoloji durmaya başladı. Abi 3 yıl önce o yürüsün çözdüler ama ya. Tuhaf bir iş yani. Tabii tabii. İşte diyorum ya abi 2080 TI'da bitti bence o işi yani. Kesinlikle öyle abi ona katılıyorum. Ama bir yandan da tabii farklı bir teknoloji gelişiyor. Şimdi bu ne dedi 5 watt. Hani ihtiyaç yok diyorum ama ihtiyaç olmayan teknolojiden inovasyon doğar. Yarın bir tabii, gün başka tabii. bir şey dönüşür o başka. Bak 725 watt toplamda çekiyor dedim. Bir anda da abi yeni iPad'ler duyuruldu. Şimdi yeni iPad'lerde çok farklı bir durum söz konusu. Çünkü hı hı. çok uzun zaman sonra standart iPad modeli dediğimiz iPad Pro ile aynı tasarıma, çerçevesiz tasarıma geçti. 500 nitlikte parlak bir ekrana kavuştu. A14 Bionic işlemcisiyle güçlendi bu tablet. Bu sayede üstündeki yenilenen kameralarıyla beraber bugün standart bir iPad satın aldığında da USB-C bağlantısı, ekranı, klavyesi, yeni nesil klavyesiyle falan bildiğim profesyonel kullanıma uygun bir cihaz satın alıyorsun. Ama burada da Apple abi bu USB-C dönüşümünün geç ayak uydurmanın sıkıntılarını karın ağrılarını yaşıyor. Niye? Bu cihazda USB-C var. Hı -hı. Ama desteklediği kalem Lightning. Şarj etmek için araya adaptör koyman gerekiyor. Hı -hı. Yani yine adaptörlerden falan kurtulamıyor marka. Herkes şey dedi ya keşke bunu uygun bir de kalem olsaydı. Aynı zamanda M2 işlemci taşıyan yani bu biliyorsun MacBook Pro ve MacBook Air'da yer alan yeni nesil M2 işlemciyi taşıyan iPad Pro'lar da tanıtıldı. Ve DaVinci Resolve isminde bir video editing uygulaması var. Hmm. DaVinci Resolve'ün de M işlemcili cihazlara geleceği duyuruldu abi. Yani bugün iPad Pro satın alacaksın, DaVinci Resolve satın alacaksın abi. Profesyonel bilgisayarda nasıl video işliyorsan çatır çatır iPad'de bunu işleyebilecek hale geleceksin. Adamlar yani... Bunu da şeyde yapıyorlar ha 15-20 watt tüketen işlemcilerdi işte hadi 60 Tabii. watt PC'ye taktığında da. Şimdi şey merak ediyorum acaba kesin internette çıkmıştır öyle videolar şeyi bir görmek isterdim. Yani şimdiki iPad'lerin 5 sene önceki hangi bilgisayara denk olduğunu mesela birisi hani böyle çünkü 5 sene önce de satılıyor diyor, bilmem ne kasa he oh, falan bağırıyor böyle falan. Işte RGB ışıklar dönüyor. Dumanlar çıkarıyor falan. Şimdiki iPad'ler mesela 5 sene önce hangi makinesine denk? Çünkü 5 sene önceki makineleri de hala çok güçlü. iPad'ler de güçlü. Ama hani ne noktaya kadar güçlendiğini tam böyle benim mesela PC'ci birisi olarak kafamda daha iyi otururdu yani. Abi sana şöyle söyleyeyim. Örnek senenin... veriyorum. Sence bir iPad, PlayStation 4 kadar güçlü mü artık? Çok daha güçlü. Öyle mi? Tabii. Şu anda güç olarak. Zaten ben şeyi kavrayamıyorum Apple tarafında. M işlemcili iPad Pro'lardaki işlem gücü şu anda GPU'larıyla beraber arşa taşınmış durumda. Hala dikkat edersen mesela iPad mini için bile doldururuz bir gamepad kontrolcü duyurmadı Apple tarafı. Hmm. Kendiler resmi olarak desteklediği. Onlar tabii çok akıllıca ilerliyorlar. Diyor ki her şey dokunmatikte gitsin ama. Abi ben bir kontrolcü duyurulsaydı çok inanıyorum ki iPad mini belki de dünyanın en iyi taşınabilir oyun konsolu olarak adlandırılacaktı. Ve profesyonel seviyede oyunları görecektik. Profesyonel oyun göremiyoruz hala daha. Evet PUBG Mobile Call of Duty falan var ama. Yani Apple'ın bu cihaza uygun bir Gamepad kontrolcü çıkartmasıyla beraber taşınabilir oyunculuk başka bir seviyeye gidebilirdi. Alet çok yetenekli çünkü oyunun ötesinde de işler yapabileceğim bir alet. Bunun haricinde işlem gücü olarak da ya çok uzağa gitme abi 200 sene öncesinin orta üst seviye bilgisayarlarıyla benzer performans sunuyor render konusunda bu aletler. Tabii işte onu diyordum aynen. Yani bu M konusu işlemci konusu çok çok iyi seviyede ama tabii bilgisayarlardaki GPU dediğimiz olay işin rengini bambaşka bir seviyeye getiriyor. Şimdi Peki. GPU dedik taşınabilir cihaz Hah. dedik abi. Dur ben de araya gireyim. Tamam. Hazır GPU dedin. Şimdi seni bir Nvidia'ya geri çekeceğim. Çek. 12 GB'lık 4080'i <laughs> falan diye bir blog post atıp böyle ya kusura bakmayın. <laughs> ya bu arada arkadaşlar okumadıysanız o oh metni bir okuyun ya. Yani ilk önce şey koymuşlar. 4090 almak için sıraya giren insanların fotoğraflarını koymuşlar. Sonra demişler ki vallahi siz de 4090 aldınız biz de hay Allah 12 GB'lik 4080 bunu konuşmuştuk daha önceki videomuzda özellikle yani bu konuda yurt dışında ben e, Nvidia hater YouTube kanallarının roket attığını gördüm. Bunlar dolandırıcı falan diye çok kötü yani öbür taraftan çok sert saldırı geldi. 16 GB'lik 4080 ile 12 GB'lik 4080 arasında hani böyle sanki 16-12 ya ne kadar fark eder hayvan gibi fark var neredeyse yarı yarıya fark. Shader sayıları farklı ya. Heh. O yüzden aslında şey çok eleştirilmişti. Ee, ya siz bu 12 GB ile 4080 demeseniz de acaba 4070 mi deseniz falan gibi bir şey söylenmişti. Nvidia'da böyle ilk önce 4090 sırasına giren insanların fotoğraflarını atmış sonra da demiş ki. Helal olsun sizin sevginizle bu yolda yürüyoruz. Bu arada 4080'i geri çektik 12, bin, 12 GB ile dedi. Ee, ya bence okey. Yani sıçtıkları bir yerde bu bunu topladılar. Yani dürüst dürüst. Yani çok dürüst bir açıklama değil. Yani keşke yapmasaydık yazmamışlar. Koca şirket yazmaz da öyle bir şey. Ee, ama doğru bir hamle yapmışlar. Bu 12 GB'lık 4080 diye çıkmamalıydı bence de. Sen ne diyorsun ama sen söyle. Abi aynısını düşünüyorum. Zaten biz senden bunu dillendirdik. Bu 4070 hmm. aslında ama işte böyle bir isimlendirme koymuşlar. Niye ki falan dedik. İşin garip hmm. tarafı şu. 4070 diye bir kart var ve 400 400 şey 4080 12 GB değil bu arada. Hı. Hmm. Dedikodular dolaşmaya başladı şimdi bunun. Ve 4080 12 GB üreticiler tarafından yüklenmiş abi. Üretilmiş. Fabrikalardan çıkmış o kart. Şimdi Duydum, hepsini o, geri evet, toplayıp düzeltilecekler. Gördüm bende. Vallahi bunu 4070 şey yapmayacaklarsa demişti ya, bu ne olacak? Bu Nvidia bize hep tokat atıyor böyle bundan uğraşacağım ben çıkarım VGA pazarından diye. Herhalde viskisine He. şimdi böyle şey yapmıştır. Pro'sunu da almıştır abi böyle amcam. Aa bak işte biz dedik falan diye böyle alay ediyordur. Mesut ben sana ne soracağım aslında? Bak bir şey de bana çok ilginç geldi. O Evga'nın açıklamalarından sonra hakikaten insanın biraz kafası karışıyor. Ee, şimdi bak bunlar geçen hafta çıktılar. Dediler ki biz 4090 diye kart çıkarıyoruz haberiniz olsun. Evga da diyor ki bunların ne çıkaracağını biz diyor videoda öğreniyoruz ha diyor. Sizle beraber öğreniyoruz diyor. Sonra bize geliyor diyor. Abi ertesi hafta sana kart geldi. Ben şunu anlamıyorum. Oğlum siz bunu chipset'i ne ara aldın da? Ne ara taktın da bunun fanının vidasını ne ara sıktın da sen bunu sonra paketledin? İşte elektromanyetik pakete koydun, kutuladın, kapattın. Türk gümrüklerinden soktun. Türk gümrüğünden kartı sokmak ekstremli zor bir şey. Bir ayda giriyor mallar. Beyzelerle yani, de sokuyorlar. Ha ben onu merak ettim. Gümrükçü şey yapmadı mı? Hocam bu neymiş buna bir bakalım falan lan. Bir hafta sırf oraya gider. Yani ben şeyi anlamıyorum lan. Hakikaten bunlar kartı duyurduklarında... Yani sanki milletin önceden haberi varmış gibi hissettim ben biraz onu söyleyeyim sana. Ha, var tabi abi o VG'nin duyurusu ne saçmalık ben videodan öğreniyorum. E paşam tamam o zaman iki aya üretir satarsınız. Ya iki ay ama önceden öyle oluyordu hatırlarsan. 4080'i duyuruyorlardı ulan iki ay sonra geliyordu 4080. Evet. Şak diye 4090 geldi şimdi. Abi satıldı bitti ikinci parti geldi. Ha ben onu anlamıyorum çok ilginç bir ilginç bir hız oldu bu yani. Bu arada Türkiye lansman fiyatı 36 bindi. Ben bir tweet attım. Dedim ki bak çok uygun fiyatla geliyor. Türkiye lansman fiyatı kaçırmayın arkadaşlar falan filan. Böyle bir kampanya var. Bana yazmışlar 36 bin uygun mu falan. Ulan şimdi kartın fiyatı 46 bin tamam mı? Ya sen ya ben şeyi anlamıyorum ya. Bu tetik tayfa var ya. Böyle her şeyde tetiklenen ve alamıyoruz. Sinirliyiz çünkü fakiriz tayfa abi işte. O bir tane abi Abi alamıyorsun anlıyorum sinirlisin de. Arkadaş anlıyorum ya sokaktaki her geçen Mercedes'e gerçekten renciye falan yaklaşıp ıı, mı yapıyorsun yani anlatabiliyor muyum abi yani niye bana yapıyorsun? Bana niye Benim suçum ne? Yani hayatta herkes her zaman bir şeyleri alamıyor ha. Yani hiç kim yani multimilyoner değilsen anladın mı? Mesela Kimi insan diğerine göre daha çok kazanır. Ama bu Abi geçen konuşuyorduk niye piramide. bizim Tesla'mız yok diyorduk senden. Tesla alamıyoruz mesela. Ha, ben de Tesla alamıyorum <laughs> ne yapayım o zaman Elon Musk her çıktığında şey mi diyeyim. İşte işte ucuz Tesla <laughs> Ne gerek var şerefsiz seni. <laughs> ne gerek var bunu küçük yap bilmem ne falan. Yani bu hayat böyle bir şey bazen bazı şeyleri alamayacaksın. Yani ne bileyim biz de böyle büyüdük lan ben ilk ben hatırlıyorum lan ajansta çalışırken. Ulan diyordum para biriktireyim de bir switch alayım diyordum. Ulan 349 edip Switch'te para biriktiriyordum bak Switch almak için ha. Yani böyle bir şey abi yani bazen yani ben bazı şeyler alamıyorsun sonra ne aynı alıyorsun. Aynı pantolonu 2 ay giyerdim, 3 ay giyerdim abi. Yıllarımı geçirirdim bazen aynı tişörtle. Ama bilgisayarım son model alırdım bilgisayarcıda çalışırken. Kredi kartım borç doluydu. Ha, şey öfkesini anlıyorum bu arada. Vay işte vergi çok yüksek falan diye şikayet etse adam tamam diyeceğim hani. Çünkü evet adam bir mal alacağına iki kere çalışması gerekiyor ki iki mal alsın diye aynı fiyata ulaşabilmek için. Ama adamın öfkesi o değil adamın öfkesi malın fiyatına. Abi bir mal pahalı olabilir ucuz olabilir yani bu ekonomik bir şey yani şeyle alakalı da değil ki. Ne bileyim 50 milyonluk ev de var Boğaz'da ben de isterim şey şöyle ama, bir evim olsun alamıyorum şimdi onu şey mi yapayım emlakçıya. Hü, niye bu ev 50 milyon mu diyeyim anlamıyorum ki yani. Ama şu da var sen şimdi bunu böyle normalleştirerek fiyatları yükseltiyorsun diyen tayfa var biliyorsun değil mi? Sen şimdi Cansungur olarak buna tepki koymadığın için... Ya ekonomi böyle çalışmıyor ki. <laughs> Keşke Cansungur 50 etkileyebilse işte abi ama... Ya bak şeylerini anlıyorum. Kızgın ya olmalarını anlayabiliyorum. Bir ülkede her şeyin fiyatı artarsa... Herkes fakirleşmiş olacağı için... Herkes huzursuz olup... Herkes patronundan zahmet isteyeceği için... Bir süre sonra insanlar diyecek ki... Biz hiçbir şey alamıyoruz. Yani... Ne yazık ki her zaman bir piramit olacak. Hiçbir şey aynı anda hareket etmiyor. Ha bunu hareket ettirebilen tek mekanizma devlet bu kadar yoğun bir şekilde. Sayın devletimiz önce vergileri kısıp sonra da doları 18 TL'den 1 TL'ye denkleyebilirse bir anda çok zenginleşeceğiz arkadaşlar. Yani bir anda şey olacak oğlum RTX 4090 varken başka kart alınır mı lan diyecek listeliler birbirine. Vergiler düşerse ve evet. dolar 1 TL olursa. Yani şu an en büyük konser, en büyük sıkıntı bu. Bunun dışında her şey tatava ha. Yani Bence 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 böyle. Bilmiyorum. Benden daha iyi ekonomiden anlayan kardeşler vardır. Onların düşüncesi başkadır. Bilemem. Seni gidi adi eri fiyatları övdün. Vah vah vah. Ondan sonra abi bu yani durum böyle. Geliyor. 4080 12 GB geri çekildi ama 4070 gelecek deniyor ve hmm. 4080 12 GB olmayacağı söyleniyor. Yani böyle bir rebranding çalışması yok. Herifler gerçekten 4080 12 GB tasarlamışlar. Bir de bir 4070 düşünmüşler. Şey deniyor şimdi 4080 12 GB Ti diyebilirler. Hani 4070 Ti birdenbire. Bakalım neler olacak. Çok enteresan bir dönüşüm oldu orada ya. Fantastik yani. Ya her türlü Nvidia'dan doğru bir karar bu. Yani o kartla ilgili çok konuşulacaktı. Düzenli evet. bir iş yapmışsın. Yani ben gördüm en böyle hater, en böyle ağzı yamuk kanalları bile izledim bu konuyla ilgili. Hani böyle herif şey yani artık hani kutulamayı eleştiriyor yani anladın mı? Hani böyle vardır ya gıcık eleştirici. Hani böyle şey diyor kutu da diyor kablo diyor böyle başım yamuk kalmış falan diyor böyle tamam mı lan? Sanki her gün kabloyla oynuyoruz bir kere gün bu kasanın içinde duruyor neyse. Hani adam oraya bile takılmış o adamı da izliyorum 4090 ne diyorsun falan denince vallahi diyor yeni jenerasyon böyle bir şey ben böyle bir fark görmemiştim diyor. 4090 <laughs> hakikaten... 4090 bitirdi abi. Millet hiç kimse hiçbir şey diyemiyor şu an 4090 ile ilgili. DLSS 3'süz hali zaten hayvan gibi. DLSS evet. 3'de daha da çalışıyor Artık kotuyu mutuyu eleştiriyor millet. Ha böyle güzel bir şey yapmışken tabii çek kaldır şu 12, bin, 12 GB'lık 4080'e de millet işine baksın yani. Hiç boşuna Bence doğru, doğru bir hamle yaptılar. Yo, çok doğru oldu. İyi de şu anda. Ekran kartına dediğin gibi laf söyleyebilen yok. Fiyatından işte söyleyebilecekse söylüyor. Gerisine söyleyemezsin abi. iki kat fark atmış adam ya bir önceki hmm. nesline. Thunderbolt teknolojisini biliyorsun. Çok güçlü hı hı. bir harici bağlantı teknolojisi. Bunu USB ile birleştiler. USB 4.0'ın içerisinde iç içe geçti bunlar aslında hız olarak. 40 gigabit sunabilir hale geldi USB 4.0 teknolojisi. Şimdi Thunderbolt'un ve USB da bak. Şimdi bu USB teknolojisinin isimlendirmeler leş abi. Hı. Yeni isimlendirme şu USB 4.2.0 teknolojisi. Ve tek yönlü 120 gigabit saniye hıza ulaşılabilen toplamda çift yönlü 8080. -80, toplamda 160 gigabit hızın görülebildiği bir yapı oluşturmayı başarmışlar. Bu ne demek? Abi harici donanımlarla neredeyse zaten gerçek zamanlı içindeymiş kadar hızlı haberleşebiliyordun Thunderbolt'ta. Bu teknolojiyle beraber harici ekran kartları çok yaygınlaşacak. Yani böyle kutuları çok göreceğiz biz. İncecik bir dizüstü satacak sana. Oyun mu istiyorsun tak bunu dışarıdan diyecek adam abi. Yani bu band genişliğiyle 80 gigabitle hiçbir sorun yaşamazsın. Harici birçok ekran kartını şakır şakır kullanırsın. Mesut ben USB'lerin ne olduğunu uzun bir zaman önce kaçırdım. Abi Thunderbolt USB <laughs> mi? Abi Thunderbolt Intel'in geliştirdiği ve Intel'den lisans almanı gerektiren bir teknoloji. Çipleri ve kablosu Peki. çok pahalıydı. Tamam Lightning ama USB değil değil mi? O başka bir şey. Lightning de aslında USB değil. Evet Apple'ın bir standardı. Tamam bir de USB 2x2 vardı bir ara. Ha bak USB 3.2 Gen 2.2 diye bir şey var Zumburtta. Evet. <laughs> o ne? Bak, <laughs> o iyi mi? Ben USB, USB 3.2 Gen 2 var. <laughs> USB 3.2 Gen 2.2 var. Şimdi bak Gen 2 10 gigabit. Gen 2.2 20 gigabit bağlantı sağlayabiliyor. Şimdi bunu da değiştirdiler. USB'de yeni bir isimlendirmeye gidiliyor. Abi mesela şöyle USB 10 gigabit, USB 20 gigabit, USB 40 gigabit diye isimlendirecekler portları. He, Sonunda felak. kurtulacağız abi. Oh. Yani USB-C çünkü USB 3, USB 3, USB-C mi abi? hacı? Ya USB-C olup He. USB 2.0 hız sunan aletler var. iPad'in yeni nesli dedik ya 10. nesil iPad çıktı işte şekli değişti USB-C'ye geçti diye. Mesela o USB 2.0 hız sunuyor. Şimdi orada da bir kargaşa var. Her USB'yi insanlar <laughs> USB 3 Gen 2 2 zannediyor tamam mı? Vay vay vay. değil. Ben o, bu konudan çok kafam mesela ya. Ben şeye bakıyorum Çünkü bir ara şimdi yeşil portlu USB'ler görmeye başladım ben. Bir ara bir ara siyahtı bu bir mavisi çıkmıştı. Aa mavisi iyidir diyorduk. Ben en son orada kaldım mı? Razer yeşil yapıyor. Razer mı almışsın demek. Yok canım Razer ben hayatta elimi sürmem. Sarı Neyden çıktı yeşil acaba? Sarı var mı? Sarı USB. Sarı da yok abi. Siyahını bir var. USB, beyaz var. USB 2.0. Gariban şeyi. Ha, mavi i̇şte. 3.0 mı? Mavi 3.0 abi. Tamam. Üçlü bir bir rehber niteliğinde oldu böyle Cem. Bak seyirci içinde. Çünkü ben de bilmiyorum bu konuları. Ama yok bu işin içinden çıkamayız ki. Bak geçen bana bir SSD geldi abi. Şu SSD. Çok komik. Şu alet abi. Aha. USB C port var. Değil mi altında? Hı -hı. Taşınabilir. Ayrıca SSD diyorsun. Sandisk'in. Hacı bu USB 3.2 Gen 2.2 standartlarını destekleyen saniyede 2 GB okuma 2 GB yazma hızları sunan harici bir donanım. Bak saniyede hmm. 2 GB yazacaksın 2 GB okuyacaksın. Abi takıyorsun en baba şeye bilgisayara yeni satın aldın. 1 GB ulan beni dolandırdılar mı diyorsun. Sonuçta USB'si Thunderbolt'a taktı falan. Abi Thunderbolt portu olması USB 3.2 Gen 2.2 desteklediği anlamına da gelmiyor mesela. Hani nerede var lan bu? Oğlum birkaç anakarta eklemişler sadece. Başka yerde koymamışlar niye koymadılarsa. Anakart değiştirin test etmek için. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi çıkan USB 4 mü hacı? Şimdi çıkan USB 4 versiyon 2.0. <laughs> USB 4 çıktı bu 2.0 mı oldu şimdi? Bu 2.0'ı tabi Sen 1.0'da kaldın Ben çok geride kalmışım abi Yani. Abi, bu işin içinden çıkma İşi zor bunlara. Ve yani hiç kendimi geri kalmış gibi hissetmiyorum çünkü ne kullandığımızın farkında değiliz ki boktan boktan isimlendirmeler yüzünden. Yani Evet ha bas çalışsın işte ya. Ama bak aldığın donanımdan yararlanamıyorsun. Kutunun üstünde çünkü şey yazıyor. 2 GB okur, 2 GB yazar. Abi bu var ya MB hep PC'ciler yapıyor bunu biliyorsun değil mi? PC ya PC kafası. Ya Xbox'ta evet. bir ara şey olmuştu böyle hatırlıyor musun? Xbox bilmem ne X Edition Series S XS falan gibi bir şey olmuştu böyle. Dayı ne diyorsun? 3 mü 5 mi? Yani bana bir sayı söyle. Hangi sayı yüksekse ben onu alacağım ya müşteri olarak. Yok bir de rehber okumam gerekiyor mal anlamak için. Ay çok gıcık oluyorum. E abi şey çok karışık geliyor insanlara. Xbox 360'ın Xbox One X'ten daha eski cihaz olması mesela. Lan, evet, 360 abi. diyor ha. ama bu. Tamam abi hmm. 360 ama o yani eski 360 falan diye Ha. Yani isimlendirme gerçekten garip. Bu arada Metaverse evet, evet. konuşalım mı Metaverse? Daha garip bir olay. Ben Metaverse'den önce seninle hazır konsol PlayStation falan dedik. Bir konuda bir makara yapmak istiyorum. Ya. Yeah. PlayStation 5'in donanımıyla alakalı bir salaklık değil bu ama çok salak bir durum var ortada. Yeni bir tane Batman oyunu çıktı Gotham Knights diye. Daha doğrusu Batman yok. Batman öldüğü için Batman'in cesediyle oynuyorsun oyun boyunca. Gotham Knights oyunu çıktı. Gotham Knights oyunun oyunda işte türlü türlü Batman'in yetiştirdiği gencoları oynuyorsun. Evet. Çok da iyi incelemeler almadı oyun. Asıl mesele şu PlayStation 5'te 30 FPS'miş oyun. Yani ee, biraz ayıp. Yani şu açıdan ayıp. PlayStation 4'te Dead Stranding'ler, Red Dead Redemption'lar 30 FPS çıktı oynadık. Ve ben açıkçası PlayStation 4'te 30 FPS'te Red Dead Redemption oynarken bu ne ya filan demedim. Kaptırınca kendine oynanıyor bu oyunlar şimdi tamam mı? Okey. Ama abicim Artık PS5 çıkmış. Millet bunu almış. Teraflop, küroflop bir şeyler anlattınız. 4K'lar dendi, 120 FPS'ler telaffuz edildi. Hala bu devirde. İnsan ya yani utanmıyor mu ya bu oyun şirketi? Ben bunu anlamıyorum mesela. Bak millet 30 FPS'i PlayStation 4 zamanında bile eleştiriyordu. Ben de hep diyordum ki arkadaşlar 30 FPS takmayın kafaya. Alışınca oynuyorsun. Death Stranding'i falan full 30 FPS oynadım ben. Çünkü gözüm alışıyor açıkçası. ben Neticede ben eski oyuncuyum ya. 18-22 FPS'lerde büyümüş bir jenerasyonun üyesi olarak. O kadar gözümü yormuyor. Problem değil 30 FPS olması. Ama abi gelmişiz artık PlayStation 5'e. Sen 2022 tarihinde oyun çıkarıyorsun. 30 FPS'e kitli çıkarıyorsun. Hayırdır ya? Ne oldu? Abi Donanım bu mı yetmedi şeyden alakalı tamamen abi işte. PlayStation 5 yeterince üretilemedi ve satılamadı. Hmm. Hatta şimdi bir yandan da şey yaratmaya çalışıyordum. Klavyem hala sorun yaratıyor ya. Anlamadım. Bluetooth'tan ilgili şey var herhalde. Hı hı. Evet, Bluetooth'tan ilgili bir şey var. Birçok Bluetooth cihaz aynı anda bağlı olunca sapıttı. Neyse abi, orada şöyle bir durum söz konusu. Satamadılar bu aleti biliyorsun. Yeterince hı hı. üretip satamadılar. Hı hı. Hala da PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro'da çok iştah kabartıcı bir alıcı kitlesi var. Hı hı. Bu adamların hepsi fırsatı versen PlayStation 5 alacaklar, geçecekler ama alet bulamadıkları için geçiş yapamıyorlar şu anda. E şimdi durum böyle olunca da 2 milyon satmış, 3 milyon satmış alete mi oyun çıkartırsın? Bir tarafta 60 milyon, 50 milyon kullanıcısı hazır alete mi şey çıkartırsın? Ya Mesut işte ben de ona şaşırıyorum. Şimdi demek ki adam bu oyunu PlayStation 4 speklerine göre geliştirdi evet, değil mi? Evet öyle yapıyor. Yani sonra da PlayStation 5'e portladı. Evet. Ve yani yazamadı demek ki ki 30 FPS'in üstüne çıkarınca jittering oluyor. Yani tutturamadı herif bunu. Ben bunu hayret ediyorum ya. Abi sen bunu PC'ye de çıkarttın. PC'de de 60 FPS yani bu arada. Yani eee ve oyunlarda FPS konuşmayı kapattığımızı zannediyordum. Aslında bu haber beni o açıdan şaşırttı. Yani daha demin bak 4090 ile ilgili ne diyorduk. Adamın artık diyoruz o kadar fazla yeri ve hacmi ve gücü var ki. Dur ulan bir de ışık hesaplayayım falan deyip havadan kendine iş yaratıyor. Kendi kendini strese sokuyor oturduğu yerden. Hani ben olsam RTX kartı kolumu koyarım derim ki RTX sen kafana takma ışık ışık oğlum. Bak her türlü 300 FPS veriyorsun rahat ol derim adam keyfine baksın. Yok herif kendine iş çıkarıyor. Öbür tarafta burada PS5 var. Ya şeyin en güçlü konsolu diyoruz jenerasyonu. Biz 30 FPS çıkarabildik. Ya çıkarma ya sen bu oyunu utan ya. Yani veyahut da yazılımcını değiştir. Bir problem var sizde çünkü yani. Bana hala bu devirde FPS muhabbeti duymak. Yani DLS 3'ün falan bahsedildiği haftada hala FPS muhabbeti duymak beni çok şaşırtıyor ya. Abi, e o da olacak şey de bir de. Yani e, ne bileyim. Pil ömrü uzun falan de. Hatırlar mısın? Bir pil ömrü muhabbeti vardı eskiden. Hani Bak bak ne zaman ne kadar zaman oldu pil ömrü konuşmuyoruz artık telefonlarda çözüldü ya. Aniden bir telefonun çıkıp şey demesi gibi 12 saat pil ömrü. Ne? <laughs> Nasıl? Ya bu kadar ilkel muhabbet kaldı mı hayret ettim ya. Ya abi orada şöyle bir gerçek var. Konsolların zaten gücünün çok fazla olmadığını ben basa basa söylüyorum. Yani bugün PlayStation 5 dediğin alet ya da Xbox Series X dediğin alet bile ki PlayStation 5'ten %36 daha güçlü bir alettir o. Hı hı. Yer yer. Çok güçlü bir alettir Series X yani. Ona rağmen bu konsollar PC ile kıyaslandığında 2070 işte 2070 Ti hani o pardon 3000 4000 diyorum falan. Yok abi bu konsollar 2070 tabii. 2070 Ti yer yer o da toplam güç olarak ha işlemci işlemci Allah ne verdiyse modunda koyduğunda GPU'dan bahsetmiyorum yani. PC tarafındaki tek başına GPU olarak geldiği yer 2070 gibi 2070 diye her neyse. Bunlardan 4K 60 FPS performans beklemek, ray tracing beklemek itopik ve hayal dünyasında yaşamaktı. Ben bunları Hı -hı. videoda söylediğimde bir sürü yine fanatik git eee! diye saldırırlar tamam mı? El <laughs> abi. Al ne gördün? Ulan kutunun üstünde 120 FPS yazıyor. 4K 120 yazıyor abi bu konsolların Aha. üstünde. Neyse utanır. Yanına da yer sen yazıyorlar. Evet. Ee, ben bunu şeyde yapmıştım bak tam o dönem bir tane video yaptım ee, o dönem benim şey teknoloji sponsorum Sinerji'ydi PlayStation 5'in spekleri düşünce dedim ki ben aynı speklerde bilgisayar toplayacağım bir tane baktım FPS testlerine tak 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 bakıyorsunuz hakikaten 2070 Ti ile e, bir tek SSD'de geride kaldım çünkü PlayStation 5'in SSD'si inanılmaz hızlı maşallah Hı -hı. yani piyasada bulamadım o kadar hızlısını. Ee, SSD'si var. hariç ha şimdi var şimdi çıktı bak ama o dönem PlayStation de çok ciddi fark yaratmıştı SSD'si hariç denk makine topladığımda o zamanın parasıyla 8000 TL'lik PlayStation yakın güçte 9000 TL'lik PC toplamıştım galiba ya 9000 ya 10000'di yani 2000 lira fark var aynı güçte PC alabiliyordun ki PC PC'dir yani Evet. bambaşka ha, neden bir şey yani. ha? Ya biz orada kaldık bak en son. Aradan Covid geçti, 3000 çıktı, 4000 çıktı falan. Ya eskidi bile yeni nesil konsol dediğimiz aletler. Ve hala yok yok. Çok ilginç bir noktaya geldik. Hala daha da çıkacak da satacak inşallah. Çok komik oldu ya bu iş gerçekten. Ya bu çip krizi kısmında da ben şeyi çok komik buluyorum abi. Bilmiyorum katılır mısın ama. Sonuçta Nvidia'nın 3090'da, 4090'da eşek kadar GPU'lar. kartın üstü, Aha. çip dolu. Aha. Yani bilmem kaç milyar transistörü bir araya sokuyorlar ulan evet. Nvidia çatır çatır 4090-3090 üretip satıyor <laughs> evet. yoldaki 4080'le 12 gigabaytları geri çağırıyor Aha. onunla da bir hallederiz falan diyor tamam mı adam böyle kart çevirirken milyon tane sen nasıl hala konsol üretin? ben hala orada anla, anlamıyorum bir şey var orada yani Allah Mesut çok komple teorisi yapacağım ama bence Sony Playstation 5 çıkarttığına memnun değil ya Evet, büyük ihtimalle. Belki de yani, şey test ediyorlar. Ulan vaat ettiğimi veremiyorum. Bari dördü ha, bahane edeyim. Araya dayayım mı diyor? Ne yapıyor? Anlamadım chip ki. Çip krizi, çip krizi bron falan. Ulan çip krizi, çip krizi ulan. iki senedir 3000 senin dediğin gibi 3000'ler geldi, gitti. Evet. Miner'lar depo depo 3000 aldı. Ya lan bir depo. Ya bir miner'ın mining yaptığı bir tane yerde atıyorum 120 PlayStation'a, 200 playstation denk. Şey var, çip var belki. Lan Hı -hı. bu çip krizi var da bir tek size mi var ben anlamıyorum. Soyluyum evet. boykot ediyorlar yani. Tamam Xbox'lar rafta kaldı anladık. Xbox'lar çok heves etmedi millet eyvallah. Zaten onlar PC satışına geçti. PlayStation 5 bir türlü çıkmıyor. Yani acaba bunlar böyle piyasayı okudular da. Abi işte PlayStation yani millet almayacak galiba Biz de yok mu desek falan. Hani rafta kaldı demek Ya Orada şunu olmuş yerine... olabilir abi bak. Şöyle bir durum da söz konusu. Şimdi bunlar bir hesap yaptılar. Konsulların hep ucuz olması gerekli diye böyle bir mantalite var ya. Tabii. Çünkü bunlar hep oradan vurdular biz ucuzuz diye tamam mı? Ama abi öyle bir seviyeye getirdiler ki oyun konsollarını. PC ile yarışır 4K 120 FPS kutusunun üstüne yazacak kadar çıldırmış bir moda getirdiler. Bu sefer ucuzu üretemiyorsun bunu. Maliyet artıyor. Yani şimdi onun içindeki SSD'ysen o kadar hızlı yaparsan bunu hesapsız kitapsız yaparsan abi. Bir yerden sonra o SSD üreten adam da senden fazla para istiyor. Bence maliyetini düşüremediler düşündükleri gibi. Şu anda maliyetleri yüksek ve açıkçası satarak zarar etmek istemiyor da olabilir. Diyordur ki ulan dünyanın nereye gittiği belli değil. Ekonomik krizle boğuşuyor millet. Ben donanım satıp zarar edeceğim E ee, oyun Hı -hı. satıp kar etmeyi bekleyeceğim. Yes. Acı PlayStation 4 procular beklemiyor mu oyun at oyun at diye. Atıyor oyun onları anladın mı? Uğraşmıyor yani bundan sonra. E abi şimdi bak. E, PC Kasım oyun çıkartıyor deri gibi para basıyor şey geldi. Eee God of War Ragnarok inceleme kodları dağıtıldı atıldı. Haberin vardır senin de. Evet, biliyordum. God of War inceleme kodlarını herkes PlayStation 4'ünde, PlayStation PlayStation 4'ünde ve 4 Pro'sunda kütür kütür millet God of oynuyor. Ya bu oyun yine satacak 15 milyon. Hı -hı. Bir önceki sat, hani bir önceki satmıştı 19 milyon. Hadi 4 4 milyon kişi Covid'de ölmüş olsun. 15 milyon da bu satacak. Garanti para. Sen arada PlayStation 5'i çıkarttın ne fark etti abi? Hiç. Kratos'un keli daha mı parlak oldu? lan Zaten PlayStation 4'e göre geliştirmişsiniz oyunu. Yani bir de daha da senin de dedikoduları duyduğun üzere işte, developerlar şey diyormuş. Ya şu Series S'i kaldırın da rahat rahat geliştirelim. Evet Dayı, Aslında asıl engel Series S diyorlar. Yoksa PlayStation 4 Pro'ya daha neler yaparız yani. He, onu diyorum işte ama yani şöyle bak. Series S PlayStation 4. Hala millet bu seviyelerde geliştirme yapıyor. 4090'lar falan aldı gitti. Farklı bir galaksiden bahsediyoruz artık. Hala bir PlayStation 5 çıkacak da millet alacak da bir şey olacak falan. Çok Çok tuhaf bir döneme girdik abi. Ben yani donanım fazlası ve donanım eksiği aynı anda var sektörde. Farkında mısın? Hani hem bolluk var, hem yokluk var. Evet, Series S Microsoft'un sektöre kazığıdır yalnız. Hmm. Yani şöyle kazı. Evet, fiyat olarak çok uygun bir konsol. Buna hak veriyorum. Ama ben test ederken de yani insanlara şeyi söylemiştim. Ben olsam One X alırım diye. Ulan hmm. One X'de 4K oynadığım oyunu Series S yeni çıkmış yeni nesil diyor. Daha düşük çözünürlükte daha kötü doku kaplama kalitesiyle berbat bir şekilde oynuyorum. Ne SSD'si hmm. hızlı. Abi Vanix'e hmm. X'e ben SSD taktım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yükleme süreleri çok belirgin bir şekilde hızlandı Vanix'in. X'in. Hmm. Yani eğer elinde Vanix'i varsa bir kişinin ki One X'de en heba edilmiş güçlerden biridir Scorpio. Yani hayvan gibi güçlü bir makineydi. Oyun çıkmadı alete biliyorsun. Microsoft ona özel bir oyun yapıp da doğru dürüst yayınlamadı yani. A Ara nesil gibi bir şey de o işte. Ya evet. Donanım çıkartma işi çok ilginç. Yani ara nesiller çok golüyor hep. Mesela Series S'i çıkartmak yerine One X'i ucuzlatabilseydi ki ucuzlatamadığı hmm. için Series S diye dandik bir konsol var. One X ve Series X çok güzel ikili olacaklardı. Yani 4K oyunculuk. Biri 30 FPS bir 60 FPS'i temsil edecekti. Abi Series S gibi bir gudubet olunca ortada. işte Game Pass alana ben bunu oynatırım. Full HD oynar çocuklar diye. Abi şey durdu zaten. Oyun geliştiricileri dedik ki ulan ne yapacağım? Android ekosistemi gibi. Hep diyoruz ya Android telefonlarda niye uygulamalar dandik çalışıyor? Niye kaliteli uygulamayı hemen getirmiyorlar diye. 50 tane telefonu adam nasıl uydurayım diyor bunu. E şimdi konsol dünyasına bak. PlayStation 4, PlayStation 4 Pro PlayStation 5, Xbox One, Xbox One X Xbox Series S Series X Abi hangisine neyi uyduracaksın ya? PC ne güzel. Ha, Switch, PC'ye <laughs> yapıyordun abi, oynayamadın mı? Ekran kartı hmm. lan gariban diyordun, tamam mı? Tabii. Çocuklar orada uğraşıyorlar ekran Öğren kartı. Rekne kardeşim diyordun millete, He. Ekleyen ekliyordu. Yok zaten oyun geliştirici tarafı da çok boka sardı. Ben de şuna şaşırıyorum. Yani PS5'e geliştirme talepleri de yok. Öte yandan şeye de çok şaşırıyorum. Yani PlayStation 5'in arkadaki donanımı bu kadar mı farklı ki PC'ye geliştirdiğim bir şeyi? Yani Aynı oyunlar PlayStation pardon PC'de cayır cayır çalışıyor. Grafik olarak şov yapıyorlar. PlayStation 5 tamam şu anki PC'lerden birazcık daha az güçlü. Ama çoğu kullanıcımızın evindeki çoğu PC kadar ve hatta evet, daha fazla tabii. güçlüdür muhtemelen PlayStation tabii, tabii. şu anda. Yani sen 4090'a 4080'e 3080'e göre geliştirdiğin oyunu... PlayStation 5'e hiç mi port demiyorsun? Mimarisi bu derece mi farklı acaba PlayStation 5? Mimarinin nütesin daha bir işletim sistemi farkları var, biliyorsun. Yani bir tanesi de Windows için geliştiriyorsun ve PC'de geliştirdiğin hmm. ekipmanlar farklı. Şeyden ve, ötürü diyorum Mesut, biliyorsun PlayStation 5 PS4 oyunlarını çalıştırıyor diye geriye dönük şey duyurdular. E, x86 yani... çünkü aslında o kadar karmaşık bir yapı söz konusu değil. Ama ben güç farkından dolayı olduğunu düşünüyorum çok ciddi bir şekilde abi. Bellek RAM miktarları kısıtlı mı makinelerin? Hmm. Yani aynı bellek havuzunu kullanan GPU ve işlemciden bahsediyoruz. Bugün PC'de 32 GB bellek. Bak mesela oyun PC'si topluyoruz high -end. Çocuklar diyor ki 16 GB yeter mi ona? Halbuki 16 GB sistemin var? Bir de üstüne ekran kartı üstü 12 GB ekran kartına atanmış çok hızlı bellekler var. Şimdi Hı -hı. bu bellek ayrımı olayı. 8 mi ayıracaksın sisteme? Ekran kartına mı 8 ayıracaksın? Ekran kartına 12 yapıp diğerine 4 mü bırakacaksın? Yani aslında bak buradaki fark neyi belirliyor biliyor musun? Battlefield'da 64'e 64 oynarken bir taraf ya da 128'e 128 oynarken diğer tarafa 64 oynayabilirsin diyorsun. Belli yetmiyor ki adamın. Hı -hı. Yani sihir yapman lazım bir yerden Hadi. sonra. Şimdi eskiden konsol oyun çıkartılırken bu PlayStation 1'ler dönemini filan hatırlarsın. Texture Streaming diye bir olay vardı. CD hep dönerdi. Aha. Berlek çok azdı abi. Sen ilerledikçe berlekten silinirdi arkadaki bölüm. Hı -hı. CD'den de şeyi okurdun sürekli. Yeni dokuyu okurdun. Tabii. Ve streaming sayesinde düşük berlekte çok şey yapabiliyordu adamlar. Ve bu şey en basit bunun örneğini şeyden hatırlar millet? GTA 3'te mesela ya da Vice City'de. Bu şekilde yazdıkları için oyunu bir sokağa giriyorsun. Geriye dönüyorsun sokaktaki bütün arabalar gitmiş oluyor. Önüne dönüyorsun öndeki arabalar da gitmiş oluyor. Çünkü nereye bakarsan orayı çiziyordu oyun. Yani evet. ben oyunu yapayım koyayım da herkes rahat rahat oynasın falan yoktu. Şimdiki GTA ile hani teknolojik olarak şeyini kıyasla şimdiki GTA'da koca GTA haritasında 64 kişi oradan oraya geziyor uçaklar roketler birbirlerine atıyorlar. Yani baktığın yeri görebildiğin şeylerden ziyade bakmadığın yeri de renderlayan şeylere geçtik artık. Ha, aynen o olay farklı bir olay. Şimdi durum dünya bu hale geldi. Oyunların yapısı değişti. Oyunlar abi açık, açık dünya oyunu kaç tane vardı ya? Bir GTA çıktı da olay oldu. Tepeden görüyorduk onu da böyle biliyorsun Tabii. çıktığında. Aha. İşte bu oyunlar yaygınlaşınca e, bu sefer bellek ihtiyacı tavan yaptı. Eskisi gibi third person götüne daya adamın kameri mesela God of War. God of War eski usul bir konsol oyunudur. Hmm. Neden? Kamera açısı sınırlıdır. Hareketleri sınırlıdır karakterin. Gideceğin yer açık dünyaymış izlenimi verir. Değildir. Gideceğin hı hı. route bile belli tamam mı? Etkileşime geçebileceğin karakterin nerede geleceğine kadar her şey belli olduğu için... Abi onu o grafiklerde yapabiliyorlar. Bak o kamera dönebiliyor olsaydı... Bizim karakterimiz zıplayıp hoplayıp oradan oraya hareket yapıyor olsaydı... O grafiklerde oyunu yapamazlardı etkileşim. Uçuyor Kratos mesela o haritada. He, yani yapamazsın onu. O yüzden şu, bugün bambaşka bir dönem yaşıyoruz. Oyunlar ve oyuncunun beklentisi değiştiği için konsollar bunu karşılayamıyorlar abi. Hı hı. Yani bu yüzden hep söyleniyor ya belki de Sony PC oyun üreten bir firmaya dönüşecek. Elektronik artsın yerini alacak yani. Sony köyüne dönüyor diyebilir miyiz Mesut? Yani evet. Tamam. <laughs> <laughs> ya yani çünkü o geçen haftalarda söyledik ya burada üstü <laughs> kapalı. Oğlum kulaklığım düştü Allah kahretmesin. <laughs> Gülürdün beni. Yani niye diyorum bunu geçen haftalarda biz burada konuştuk ya onu bu Herman Hurst'un yaptığı şey açıklaması var ya abi bir sene en azından PlayStation'da kalsın sonra vallahi PC'ye çıkacağız evet, evet. gibi bir açıklama vardı ya abi yani resmen konsolun emekliliğini ilan etti herif ve geçen hafta iki hafta önce oldu iki hafta oldu gerçi bu haberin üstüne iki haftadır bakıyorum ulan hiç kimse de çıkıp şey demedi. ...IGN'den, GameSpot'undan, teknoloji bazı... Kimse de çıkıp şey demedi. Dayı sen ne diyorsun? Yani siz bu konsolu bize sattınız oğlum. Yani ne demek PC'ye çıkaracağız? Diye kimse de ver yansın etmedi. Yani ya Sony'deki insanları çok seviyorlar. Ya marketing gücü çok yüksek Sony'nin. Bir şey var. Kimse şey demiyor. Dayı ne demek bir sene tutup sonra PC'ye çıkaracağız? Hani kapatalım gidelim konsol işini la o zaman. Abi çok fantastik. olmadı. Evet. Çok şaşırıyorum. Eyvallah. Yorumlarda da Değil yoktu. Ki. Yok. Evet. Hatta böyle bir şey var. Geçen bir arkadaşla konuştuk. Dedi ki abi ben PlayStation 5 alacağım ama Türkiye'de bulamıyorum. Yurt dışından alayım mı? Hmm. Dedim ne oynayacaksın? Ya oynayacak bir şey yok ama kenarda dursun dedi. İstiyorum dedi yani. Tabii böyle ince belli ya abi onu sevmiştim. Evet. Ya insanlarda bir beklenti var ama o beklentiyi karşılayacak oyun ve dünya yok şu anda yok. abi. O da tehlikeli sonu için aslında. Bir yandan Yani şey, şey gibi abi Herman Hirst'ün çıkıp da ben bir sene konsolda tutup sonra PC'ye getireceğim demesi e, sallıyorum Ethereum'u yazan Buterik mi Buterik mi bir tane Hı. adam var ya onun şey demesi gibi. Valla altına koymak lazım parayı demesi gibi. Ya, <laughs> değil mi yani? <gülüyor> <gülüyor> PC alıyor abi adam resmen. Yatıracaksan ha. parayı PC'ye yatır diyor yani. Bir sene sonra daha iyi oynarsın. Valla ilginç ya. Yani enteresan. Bak, bu arada atacağız. çok ilginç şeyler göreceğiz ilerleyen bir senede gibi hissediyorum. Mesela çok ilginç başlıklar atacağız bu GG serisinde. Ben, ben böyle bir hani çünkü CEO seviyesinde küçük kapılar bize yapılmaya başladıysa demek arka planda neler konuşuluyor, neler konuşuluyor. Şimdi bir de o vardır ya bu işte. Yani bak adamın public açıklaması bu noktaya geldiyse evet. arkada neler neler planlanıyor. Yok, arkada konuşulan yani. şu. Ne kazandık lan PC'den? <gülüyor> <gülüyor> oğlum kaç sattı lan God of War? Aynı oyunu iki oğlum, kere nasıl, mi almışlar? Nasıl bir para, para lan bu biz? Ne yapıyormuşuz oğlum? Biz manyak mıyız? Geri dönüşüyle uğraş, ha. uğraş bilmem ne konsolun bir de. Nasıl bir para deyince senin sevgili yarın e, Xbox Game Pass tek senede 2.9 milyar dolar kazandırmış Microsoft'ta duydun mu haberi? Abi kral ya. Microsoft Reis. ya. Reis. Ya şu <laughs> şu adilik yapılmasa da yani Call of Duty'yi bir şekilde ben o konsolda Game Pass'in içinde görsem var ya... Abi ben bir video çekeceğim. Diyecekler ki bu adam para almış olması lazım. Hmm. Bu kadar düşüremez kendini ama öyle öveceğim abi. Yo şimdi sen Game Pass'i eleştirdiğin yerlerde haklısın. Zaten şey yani oyunların hiçbiri ne diyeyim böyle dominant tek lokmalık oyunlar değil. Ama yani işte sen orada hep şeyi kaçırıyorsun. Bazı oyunların çok seveni var. Mesela Persona evet, 5 eklendi evet. bugün. Persona, Persona 5, 5 demişler, için evet. Adam Gör. bıçaklayacak adam var yani... Mesela Flight Simulator da öyledir. Evet Call of Duty değil bunların hiçbiri. Küçük küçük nispeten burada. Hani mesela ben Persona 5'e küçük desem beni döverler bir convention'da. Küçük bir oyun değil. Ama sayı olarak küçük aslında. Yani onu seveni küçük olduğunu onu kabullenmek istemiyor. Sadece aslında yani sayı olarak küçük oyunlar. Flight Simulator'ı gidip rafttan satın alan kişi kaçtı ki FIFA'ya kıyaslayınca veya Call evet, of Duty'ye evet. kıyaslayınca. Nispeten küçük ama çok kaliteli oyunlar eklediler de. Abi işte tekrar makarayı bir kenara bırakalım. Şuna döneceğim. Bir senede 2.9 milyar dolar kasasına para sokmuş Microsoft'un. Ya ben yani okey. Hani başka bir şey konuşuyoruz artık yani. Bu babam başka bir konu bu. Kesinlikle öyle abi. Ya bir de şöyle bir gerçek var. Hiç yapılmayacak bir şey yaptılar. Oyunların Netflix'i gibi bir servis kurdular abi. Yani Tabii. daha önce konuşulan bir şey değil. Evet cloud gaming falan diyorlar ama başka bir şey. Yani bu bir para veriyorsun ve adamın stüdyolarından gelen oyunları da yani tier 1 dediğimiz oyunları da ilk partte sen oynuyorsun abi böyle bir şey var mı? Hmm. Yani bugün sadece Forza'yı satın alsan ki alırdın. Yani Xbox olan adam da Forza'yı satın alır abi oyunun konsolun oyunu yok zaten. Yine aynı PlayStation'dan aynı yani. E Forza'yı tek başına satın alsan 2 yıl neredeyse Game Pass parasına denk geliyor. Bak bakkal hesabı yapıyorum şu anda bir tane. Seyircimiz kızmasın ama bakkal hesabı kıymetlidir. Microsoft 2.9 kazanmış bir senede sırf Game Pass'ten. Evet. Koy karşısına PlayStation'ı. PlayStation 19 milyon sattı God of War'un ilk oyunu. Bak bu kadar övülen, bu kadar milletin kendini bıçakladığı God of War. 19 milyon 70 dolardan satmış olsa bak hepsi deluxe edition gitmiş olsa e. 1.3 milyar dolar yapıyor. Yani yeni iş modeli Microsoft'un ortaya çıkarttığı yeni iş modeli henüz God of War'un gölgesi bile olamayacak kalitede. Yani hiç iyi, yani anladın mı? God of War'un gölgesi olabilecek bir oyun var mı şu anki Impact'te? Yok, yok. Yok abi yok. Evet. Yok. Ama iki katı fiyatı parayı kazanmış mı herifler? Kazanmışlar. Ha tabii işte bunun masrafı var bilmem ne. Tabii. Yani o tarafı şu an katmıyorum. Yani çok bakkal hesabı konuşuyorum ama Biraz yani bütçeleri yan yana koyduğun zaman biraz şey oluyor. Yani Microsoft'un yeni iş modelinin sürdürülemez abi falan derken yani bir anda böyle sısın lan sizin God of War'dan kazandığınız ilk katını boktan oyunlarla kazandım dediği bir noktaya geldi herif. Daha bir de bunun içine iyi oyun koymaya başlarsa eskaza. Daha bir de bu anlaşmalar olur da içine Call of Duty yi atarsa. Abone sayısını çıkarırsa iki katına. Mesut bile abone olursa artık buna Al başına belayı o zaman ben ne yapacaklar bilmiyorum üyesiyim bu arada abi Millet şimdi şey diye düşünüyor bu adam böyle şey yapıyor Kullanmıyor filan Sen ucuzdan girdin değil mi bir de çakal tabii. Ama orada şöyle bir şey var abi Bir şey eleştirebilmen için zaten Bir tabii. kullanıyor bir görüyor deneyimli olman lazım Ben tabii, oturup tabii. da sallamıyorum ki Bazı genç kardeşlerimiz var mesela Playstation'ı yok deneyimlememiş bile Playstation'a sayıyor Ya da Xbox'ı yok deneyimlememiş bile Xbox'a sayıyor tamam mı bu adam fanatik abi. Ben Onun de ikisi biraz, de var abi. Biraz bir de üz ulaşamadığı üzüme koruk demek diye bir laf vardır He. ya. Biraz öyle bir şey de var orada. Garip bir durum var. Bu arada amma konuştuk lan. Ya bir saati geçti. E abi şey. iki, iki bölüm üst üste yaptık işte. Neyse millet evet. hani şey olsun. E, millet, millet de şey diyor ya sağ olun var olun yemek yerken izliyorum. Bir de tatlılarını çaylarını içmiş olsunlar üstüne. İstinler, i̇şte gibi evet, olsun. İçsinler evet Bir de konu da kalsın bir sonraki haftaya. Bazen kalmıyor bu haftanın birikmişlerinden konuşuruz. Abi o eski haber falan derler. Tabii. olur mu abi biz konuşmadık bunu deriz ama son bir haber vereyim ya. Bunu da olur, bunu olur. da vermeden geçemeyeceğim ya. Olur. Abi Google Apple'ı trollemek için bir tweet atıyor. Hmm. Apple'ın bir şeyinin üstüne. Tim Cook'a Google Pixel'in resmi hesabından böyle gayik de ona giydiren, hafiften tiye alan hmm. bir mesaj atılıyor ama nereden? Twitter for iPhone'dan abi. Ya ay arkadaş ya. İyi ya. Pixel'i övecek tamam mı? Android'i övecek amcam. <laughs> Bak Google Pixel resmi hesap. Sonra ya. siliyorlar. Bir daha tweet atıyorlar nereden? <laughs> Twitter for web'den. Telefon ya. yok abi amca da. Android telefon bulamamış o arada yani. <laughs> ah be kardeşim ya. Ah be kardeşim ya. <laughs> Yapmayın abi ben be bu ezikliği ya. anlamıyorum ya. Hiç Apple'ı gördü mü birinin altına mesaj atarken? E ee, sen öyle dedin ama biz de böyle falan diye böyle. <laughs> ha, böyle böyle mal satacaksın mesela. Bu eziklik nedir abi ben çözemedim ama malın iyiyse koy vitrine kullanıcın iyi ya da kötü karar versin. Bunun altına tweet attın diye telefon mu sattın şimdi? Ya son zamanlarda zaten şey çok artık sıktı milleti. Markaların sosyal medya yönetimleri yani... Bir derdin var anlatıyorsan bilgi veriyorsan eyvallah. Bir böyle şey çünkü şey çok zor işte, ülker bilmem ne bisküvileri işte mutlu bir gününüz olsun. Ya ne anlatıyorsun kral ya? Yani <laughs> markalar bir tuhaf oldular. Sosyal medyaya herkesin girmemesi gerekiyormuş gerçekten. Yani bu çok belli oldu artık. İyice sıkılındı. Ee, yap reklamını. Ver YouTube'a pirer Hadi sen işine ben işime abi. Ne bana gelip minnoşluk yapıyorsun. Aynen ikir, ya. yapıyorsun ya. Ba, raftaki bisküvisin. Sen de telefonsun. Ne oradan öyle akıllı bir şeyler yapmaya çalışıyorsun da. Ya bir de abi ben şeyi çok biliyorum yani. Çok gördüm. Ben nice telefon firmasında çalışan markasına tapan o falan diye adam gördüm. Ayrıldı an iPhone aldı abi. Tabii canım. Tabii. Yani Şimdi ben anket yapıyorum. Bu böyle Androidçi kardeşlerimiz geliyor arada. Hilo diye böyle arada böyle bir şey yapıyorlar tamam mı? O <laughs> <laughs> özgürlük falan filan diye böyle adam iPhone kullanmamış. Özgürlük diyorum. Özgürlük dediğin ne tam olarak? <laughs> APK yüklenemiyor. Lan oğlum kopya oyunun özgürlüğü mü olur? Kopya bankacılık uygulamasını kullandığım yere ne diyor belirsiz APK mı kurma mı bekliyorsun benden tamam mı? Amcam böyle. Neyse. Sonra da anket açıyorum. Diyorum ki ikisi aynı para olsa. Android mi? Apple cihaz mı? Apple cihaz diyor. Ulan o zaman ikisi aynı parayken alıyorsan demek ki bu adam %80 çıkıyor Apple cihaz diyen yani abi. Demek ki özgürlük falan hikaye abi. Konu tamamen duygusal yani aynı para olsalar. Mesut APK ne ben hiç bilmiyorum ya. Ya Google cihazlarda uygulamalar aslında APK son uzantısı APK olan paketlemeler içerisinde geliyor. O APK'nın içerisinde bütün dosyalar var exe gibi düşün. Hmm. Onu böyle açıyor zıplı dosya gibi açıyor. Der, derlenmiş dosya uygulanabilir hale getiriyor. Telefonda kuruyor abi. Hmm. İşte Adam APK gidiyor. dosyasını indiriyorsun. Bir yerden. APK bulunca hile, hileli versiyonunu indiriyor oyunu yani. Tabi. Yani. Evet. Özgürlük. Hmm. Yani 20 bin lira falan oldu telefonların fiyatları. Hileli oyun oynayacağım diye telefon tercihimi değiştirmem ya. Hani 3000 bin lira olsa belki diyeceğim de yani Değil mi yani? 20 bin liralık alet alıyorsun sen artık. Hani benim ana derdim şey olmaz. Hileli oyun oynayabiliyor muyum oynayamıyor muyum? olmaz ki yani mobilde oyun oynayan birisi olarak söylüyorum son herhalde paniğim şey olur vay işte 5000 altın kodunu girebildim mi giremedim mi yani telefon ya yani, telefon da artık abi NFT var kripto var bilmem ne var bankacılık var yani genç bir erkek erkeksen karının kızın fotoğrafı var. Bunlar riske atılacak şeyler değil. Çok özel bir erkeksen telefonu yani. Tabii canım yani o uygulamaları alıp, alıp kuruyorlar. Sonra da hacklendim diye çıkıyor. Hesabım hacklenmiş nasıl eklendi? Nasıl eklendi? Baba işte telefonunu kurduysan oradan adam girmiş içeri yani. Böyle bir durum <laughs> söz konusu. Yok abi Son olarak... APK'ya PKK'ya geçiş yok. Kimse kusura bakmasın. Aynen abi. Bitronite de tekrar sponsorlukları için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Arkadaşlar inşallah yemişsinizdir yemeklerinizi güzel güzel vaktiniz bol bol geçmiştir. Uzun video oldu bugün keyifli oldu. İyi baktınız kendinize. Görüşmek üzere bay bay.